bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Ömer, ne oluyor? Ne parası? Marketin parası ya. Bankaya yatıracaktım da. Onu konuşuyorduk. Tayfun abi şefim benim. Ona çalışıyorum ben. O dedi bana git bankaya yatır diye. Merhaba kardeşim. Merhaba, memnun oldum. Sen bizi dışarıda beklesen Asiye. Biz konuşalım, anlatırım sonra. Tamam, ben kapıdayım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? He? Tiyatro mu oynuyoruz burada? Yok marketmiş, yok şefmiş. Nerede lan benim param? Abi para çantamdaydı. Gittim sabah aldım bak, yemin ederim. Ama bu benim çantam değil işte. Nasıl yani? Çantanı mı çaldırdın? Ya yok abi, çaldırmadım. Benim kuzende de aynısından var. Karıştırdı herhalde çocuk. Ben halledeceğim, tamam mı? Sıkıntı yok. Ben bulacağım parayı. Söyle. Hemen geliyorum. Çok şanslı bir çocuksun. Acil işim çıktı. Ama hemen geleceğim. O çantayı bul. Benim paramı getir. Tamam. Halledeceğim. Birkaç saat sonra görüşürüz. Markette bekliyorum. Ömer, ne oluyor? Ya, şefim dediğin adam sana niye bağırıyordu? Ya marketin parası bendeydi. Bankaya yatıracaktım da. Çantadaydı para. Şimdi bunlar var. Para yok. Nasıl yani? Nasıl olabilir ki bu? Bilmiyorum Asiye. Ya biri parayı gördü, çaldı ya da işte çantalar karıştı. Neyse, ne bir şekilde bulmam lazım kızım bu parayı. Ya tamam, bulalım da kaç para vardı ki içinde? 100.000 lira. Ne? Ne diyorsun Ömer, ne 100.000'i? Biliyor musun bunlar kimin eşyası? Ya hayır, bilmiyorum da sana niye 100.000'e emanet ettiler ya? Nasıl bir market bu? Bana güvendikleri için Asiye. Bunda yanlış bir şey yok. Salaklık, ben de çantayı yanımdan ayırdım. İsim de yazmıyor bunda. Bu bizim matematik ödevi mi? Ya evet, 11. sınıflardan herhalde. Okulda almadan dışarıda gideyim. Yine yazmıştır belki. Doksan, 95, 100.000. Ya benim çantamdan 100.000 lira çıktı ya. Allah'ım ya. Ya benim çantamda 100.000 lira var ya. Kimin ki bu paralar? Benim çantam değil ki. Ya ben bunlardan anlayamam ki kimin çantası. Düşün kızım. Anneciğim ya. Şimdi kesin eve geliyorum falan diyecek. Tamam.
hemen bir şeyler düşünmem lazım. Burada da yok. Ne oldu ama? Ne arıyorsun? Bir şey mi kaybettim kızlar, bir şey yok. Ömercik, ne oldu? Her şey bitti, şimdi milletin çantasını mı karıştırıyorsun? Şalo, oğlum sana diyorum ha. Oğlum bıraksana çantamı, neyin peşindesin? Bir şeyim kayboldu, onu arıyorum. İyi tamam, git kendi bir şeyini kendi çöplüğünde ar o zaman. Bak Tolga, canım burnumla zaten, uğraştırma beni, hadi. Oğlum kimsenin seni uğraştırdığı yok, milletin çantalarını karıştırıyorsun burada. Lan bir sal beni ya, bir bırak oğlum beni. Tolga. Ne oluyor? Sorun ne? Vallahi ne olacak? Ömer beyefendi kendisi milletin eşyalarını karıştırıyor ama gelmiş bana atar yapıyor. Duyma Ömer şunları ya, boş ver. Kümeslerin efendisi ya. Bunlar kümeste yaşıyor biliyorsunuz değil mi? Tavuklar gibi kümeste yaşıyorlar. Tamam Tolga. Neye bakıyorsun oğlum? Ha? Kümeste yaşamıyorsunuz mu? Yalan mı konuşuyoruz? Tamam Tolga, boş ver. Bırak, ciddiye alma şunları ya. Hadi. Bırak. Durduk yere insanın sinirini bozuyorsunuz. Gel burada milletin eşyalarını karıştır. Sonra Tolga psikopat, Tolga art niyetli. Öyle öyle. Aynen. Efendim, harika. Alo, Süsi. Ne haber? Okulda mısın? Evet, evet okuldayım da her an kapayabilirim. Çünkü birileri her an saçmalayabilir de. Neden ki? Ne oldu? Ne bileyim, Tolga çanta falan bir şey diyor, anlamadım. Çanta mı? Ha. Tamam, neyse ben seni meşgul etmeyeyim. Konuşuruz sonra. Tamam, hadi. Hadi bay bay. Bakma öyle suratıma, git sevgilini sakinleştir. Tolga sen... Bir dakika ya. O zaman bu Tolga'nın çantası. Ha. Kızım sen salak mısın acaba ya? Ömer'in çantası olacak hali yok herhalde değil mi? Madem Tolga'nın çantası, Tolga'nın bir günlük parasını harcayabilirsin bence harikacığım. Kimseye bir zararı olmaz. Şöyle kayıyoruz. Aynen, kapatıyorum. Aman be. Bunda şarj bitiyor ya. Tamam. Annem. Anneciğim. Ben dışarı çıkıyorum. Telefonumun şarjı bitebilir. Beni merak etme. Öpüldün. Olcan haklıymış vallahi. Ben en çok parayı seviyorum. Yalan yok. Yok. Her yere baktık, yok. Ne yapayım, bahçeye falan da bakayım o zaman. Ömer bari çantayı eline al da hizmetlere falan da göster. Belki gören olmuştur. İyi dedin oğlum. Ben de kütüphanenin oraya falan bakayım ya. Belki karışmıştır, oralara gitmiştir. Tamam, hadi, hadi. Asiye, ne oldu? Bir sorun mu var? Ya, acilen bir kütüphaneye gitmem lazım da bir şey mi söyleyecektin? Yani, çıkışta şu yakışıklı delikanlıyla bir şeyler yapmak ister misin diye soracaktım. Hani şu penguenini atmaya kıyamadığın beyaz atlı prens. Ya Ömer'le acilen bir şey halletmemiz gerekiyor da bugün olmaz maalesef. Görüşürüz sonra. Peki. Gittim bile zaten. Doruk. Çıkışta şu yeni açılan kafeye gideceğiz biz. Bahsetmiştim sana. Gelmek ister misin? Yok ya. Siz takılın, belki başka zaman. İyi peki. Başka zaman sözünü aldım. Tamam, olur. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.
bunu yapmaya çalıştığının farkındayım ama bence boşa kürek çekiyorsun, haberin olsun. Ya o sence... Bence boşuna kürek falan çekmiyorum, tamam mı tatlım? Ya görürsün. İyi, hadi inşallah görürüz. Göreceğiz, hadi. Vallahi görmedim evladım. Hani görsen hatırlar mıydın desen, vallahi onu da bilemem. Bu okulda o kadar çocuk var ki hangisinin çantasına dikkat edeyim? Tamam abi, sıkıntı yok. Kolay gelsin. Pardon, bir bakar mısın? Kusura bakma, karıştırmışım. Yok. Kütüphanenin orada kimse kalmamış zaten. Tüm koridorlara da bakındım. Hiç senin çantana benzeyen çanta göremedim. Arkadaş beni bulur zaten. Beni bulur ya. Oğlum sakin ol ya biz. Başka ne yapabiliriz onu düşünelim. Yarın erkenden gelip herkesin çantasına baksak. Ya benim bugün bulmam şart Asiye. Yarına falan bırakamam. Okulda da kimse kalmadı. Yapacak bir şey yok. Neyse. Yarın halledeceğiz artık. Hadi. Bir saat diye mi anlaşmıştık? Siz onu iki saat yapın, olur mu? Olur hanımefendi, nasıl isterseniz. Bitsin, bir daha başlayın. Utanmaza bak. Yani aklım almıyor Ayla'cığım. Oraya gelmiş, bana, benim kendi kocamın parasıyla hava atıyor. Terbiyesiz. Ya hayatım, o kadar haklısın ki. İnanılır gibi değil ya. Yaptığı büyük ahlaksızlık. Ama onu orada, herkesin içinde rezil edemedim ya. İçimde kaldı. Gerçekten bir tek ona yanıyorum. Hayatım, biz salon kadınlarıyız. Öyle herkesin içinde bozamayız ki kendimizi. Ya resmen bilmiyoruz çirkinleşmeyi, bunun gibi çirkefleşmeyi. Ama o hak ediyor. Yaptığı namussuzlukları herkesin bilmesini, ipliğinin pazara çıkarılmasını hak ediyor. Namussuz koca avcısı. Katılıyorum şekerim. Yani kadın panter gibi ayol. Pençelerini birinden çekiyor, diğerine geçiriyor. Yalnız bu Resul var ya, aradan iyi yırttı kendini ha. Aman ne Resulü canım. Belli ki Akif'le arayı düzelttikten sonra Resulü göndermiş gitmiş. Hmm. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. Ahlaksız. Soğuk yılan. Hop hop hop. Ay yavaş içseydin hayatım. Ama dur bak. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Göstereceğim ona. Ya, nereye? Ay dur bekle beni. Ne? Ay o hesabı ödeseydik. Hay Allah'ım ya Rabbim. Güya kolejde okuyoruz ya. Yani koskoca okulda bir kamera sistemi yok. Amcam tiyatroda vurulduğunda da aynı şey oldu, hatırlıyor musunuz? Burak Hacı özel hayata saygı falan diyordu. Çok saçma gerçekten. Ya kesinlikle. Ömer sen de kızacaksın ama... Yani senin yaptığın da büyük saçmalık. O kadar parayla okula mı gelinir? Koskocaman marketin Ömer'e 100.000 lira vermesi peki? Ya kızım bunları konuşmak zorunda mıyız şimdi? Kim yanlış yapmış, kim saçmalamış bana ne? Çantayı bulmam lazım, çantayı. Bir bak bakayım sen de. Tanıdık geliyor mu sana bunlar? Bak. Kimin olabilir bunlar? Yani tanıdık gelmiyor ama... ...bu bir kızın çantası gibi duruyor. O niye? Bak kalemin ucu açılmış. Silgi parça parça değil. Ha, doğru diyorsun, mantıklı. Oğulcan bilir belki. O ne zaman gelecek? Oğulcan sergide Harika'yla bir ayrılık konuşması daha yaptı sanırım. Yani canı sıkkındı, tek takılmak istiyorum dedi. Ne zaman gelir bilmiyorum. Sıkkınsa sıkkın. Benden daha kötü olamaz. Arayayım bir.
Ay Allah ya Rabbi. Suzan! Ahlaksız kadın! Hey! Bak misafirin var. Dur Nebahat. Ay. Terbiyesiz! Şu hale bak. Terbiyesiz kadın. Zengin avcısı. Çık bakayım konuşacağız. Neredesin? Ay ha? Nebahat. Hey! Aç bakayım kapıyı. Aç bak kim geldi. Çık dışarı. Konuşacağız seninle. Hadi aç. Hayatım dur bağırma öyle. Bak sanki birileri rahatsız olacak gibi duruyor. Ha, ne diyorsun? Olsunlar. Olsunlar. Aylacığım olurlarsa olsunlar. Hem ayrıca onların bana teşekkür etmeleri gerek. Çünkü ben onlara komşularının gerçek yüzünü gösteriyorum. Kocalarından sakınsınlar. Ama onların paraları yoktur değil mi? Onlara bakmaz. Dur. Terbiyesiz kadın. Hadi aç. Aç. Kocamı ayarttın, gül gibi evliliğimi bitirdin. Şimdi kapıyı açacak yüzün yok değil mi? Aç diyorum sana. Nebahat, hayatım hadi gel. Hadi sen bir sakinleş. Bak vallahi getireceğim ben seni. Sen sakinleyince söz veriyorum ben seni geri getireceğim. Hadi ay gel. Aylacığım ya Aylacığım dur bir dakika. Bak her şeyi unutuyorsun. Bu kadın senin kocana da sarktı. Kullandı, evliliğini bozdu, kendine işe aldırttı. Sonra da kullanılmış peçete gibi fırlatıp attı sokağa. Unutuyorsun galiba. Ama ben Nebahat Atakul'um. Ben sana kocamı kullandırtmayacağım. Ben sana kocamı yedirtmem. Tamam hayatım ama bak ne dedik? Biz salon kadını izledik, bir çizgimiz var dedik. Bozmayalım o çizgimizi, hadi gel. Ay bozmayalım hadi. Tabii. Hadi. Değmez bu kadın için. Değmez. Dur Aylacığım bir dakika, iki dakika bozup geliyorum. Bana bak. Ben seni pişman edeceğim. Göreceksin. Sana gün yüzü göstermeyeceğim. Görürsün sen gününü. Ha bitti. Çok. Tamam, aferin. Hadi, yürü. Yavaş. Hadi gel. Ay nereye basacağını şaşırıyor insan. Her yer çamur. Leş gibi de kokuyor. Ay, ay dur, ayağım çıktı, dur. Çıkar. Hay Allah. Ne işimiz var bizim burada? Ay. Ay Aylacığım. Aylacığım şu hale bak ya. Ay kocamın ayartan kadının vasatlığına bak, inanamıyorum. Hadi canım, hadi. Yok, dur. Ayla, hayatım dur. Benim çok içimde kaldı. Ne? Bir dakika. Ne yapıyorsun? Dur Ayla, dur. Nebahat, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Atma, atma. Ay! Ay! Ay çok güzel oldu. Tabii. İçim yağdı nerede? Harika oldu mu? Çok harika. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz siz benim evime? Ya Nebahat ne yapıyorsun? Hakikaten de aferin sana artık. Bravo ya. Sana da bravo. O kadın ne hak ediyorsa ben onu yaptım. Benim senin evliliğinle hiçbir alakam yok. Senin evliliğin zaten yıllar evvel bitmişti. Ve suçlamayı kes artık. Hayır kesmeyeceğim. Hem ayrıca ver onu. O benim oğlumun. Ver. Aa! O benim oğlumun emeğiydi. Bizim oğlumuzun. Sen bizim olan her şeye sahip çıkmaya çalışıyorsun ama bunu beceremeyeceksin. Yanılıyorsun. Ahlaksız. Hadi sen kime ahlaksız diyorsun? Ne? Sen kime ahlaksız diyorsun? Bırak onu. Bırak. Suzan bir dur. Ne zannediyorsun? Ne sen hiç yapmadın. Suzan. Nebahat, Suzan. Ya Suzan bir dur artık ya. Tamam Nebahat hadi yürü gidiyoruz. Aa. Göstereceğim ben sana gününü ama göstereceğim varoş. Benim bundan sonra seninle işim olmaz. Düş yakamdan artık düş. O yüzden mi yıllardır kocamın peşindesin? Ayartıp ayartıp duruyorsun. Kenesin sen. Ahlaksız. Bak hala konuşuyor hala. Tamam. Ahlaksız. Nebahat git artık Allah aşkına ya. Rezil olduk ya. Terbiyesiz. Suzan tamam. Tamam canım hadi biz eve girelim. Siz de tamam yeter artık ya. Tamam temsilimizin sonuna geldik. Kumpanyamızın başka bir oyununda görüşürüz inşallah. İzleyen gözlerinize, alkışlayan ellerinize sağlık. Haydi yeter hadi. Haydi evinize artık Allah bu ne ya? Ya çekirdek çitliyorlar. Hadi teyzem hadi kurban ol hadi. Bu nedir ya? Hadi canım hadi. Harikacığım saçların çok yıpranmış tatlım. Keratin maskesinden sonra kırıkları da alalım mı? Vaktin var mı? Ay alalım ya. Ne istiyorsan yap. Hiçbir problem yok. Süper. Bol bol sür de. Altı ay gitsin.
Emel Sabahat teyze de mi? Evet ya. Şimdi olaylar falan var ya, onu almak için acele etmiyorum. Hah, geldi. Ömer, sana bir şey diyeyim mi? Vallahi bak, sen olmasan hayatta eve giresim yoktu. Böyle duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Değerini bil. Tamam oğlum, tamam. Keyfimden çağırmadım. Otur şuraya. Yardımın lazım. Geç. Oğlum, onu anladım da ne yardım? Ben onu anlamadım. Sen bu çanta kimin biliyor musun? Ne olur biliyorum de. Wonderful. Şimdi ben düşündüm de. Hani sen böyle dersteyken sürekli dönüp dönüp arkana bakamıyorsun ya. Ha işte böyle zamanlar için harika bir çözüm buldum beni özleme diye. Harika bir çözüm buldun. Nasıl bir süpersonik çözüm bulduk acaba? Erkan dön. Bak şimdi. Tı-tı-tı-tam. Ya Oğulcan bu ne? Abi çok güzel ya, çok tatlı, bu ne? Biliyorum Wonderful'un, farkındayım. Artık arkanı dönmek zorunda kalmadan beni yanında hissedebilirsin böylece. Ya seni yiyeceğim bak. Dur bakayım nasıl yazıyormuş. Bak bakayım. Ay Oğulcan çok da güzel yazıyor. Evet evet. Harika değil mi bu kalem? Emin misin lan? Emin. Çanta? Çanta onun mu peki? Çünkü kalemden başkasına da olabilir. Çanta da onun. Olabilecek en tehlikeli kişi de çantam şu an ya. Mahvoldum. Dur Ömer, panik yapma hemen. Belki bakmadığı içine daha. Gitti evet, işte attı çantayı bir köşeye. Bilemeyiz ki. Evet ya, belki paranın içinde olduğunu falan fark etmedi daha. Ya biri bana da açıklayacak mı ne olduğunu? Harika, kendi çantasıyla benim para dolu çantamı karıştırmış. Para dolu çanta derken? 100.000 lira. Ne? İnşallah görmemiştir ya. Gördüyse vallahi. Gördüyse yani paranın kime ait olduğunu sorgulamadan harcama potansiyeli olan tek insan. Ya kızım, bilerek mi yapıyorsunuz? Stresliyim diye bulup bulup en negatif şeyleri söylüyorsunuz. Bir susun, bir durun ya. Ay çok güzel oldu şu an, biliyor musun? Telefonum kapandı da. Ay şu an kimse keyfimi bozamaz benim. Aramasınlar. Oval yapabiliriz bunu. Çaldı çaldı, kapandı. Ayşe şaşardım zaten. Ben de arayayım diyeceğim de. Yani bugünkü konuşmamızdan sonra pek açacağını zannetmem. Ömer, beni ara diye mesaj atsan. En azından bilerek mahkumeyi onu görürüz okundu bilgisinden. O da iletilmiyor. Yani size üzülerekten hatırlatmak isterim ki ona ulaşamadığımız her dakika demek daha fazla para harcanıyor demek olabilir şu an. Ya kızım, ağzını bir hayra aç, hayra aç ya. Gideyim evine bakayım, ne yapayım? İyi tamam, ben de bizim buralara bakayım. Hani otobüs durağında buluşuruz. Senin şefim dediğin adam aradı mı seni? Yok, aramadı. Tamam, bulunca haber ver. Tamam. Koş bunları içine. Doldur, doldur. Doldur. Hadi kız, hadi. Ya ben bu işin hiçbir şey anlamadım Aybike ya. Market niye versin bana 100.000 lira? Ya dedi ya işte, bankaya yatırmak içinmiş. Ya tamam diyor da, 3-5 gündür çalıştığı market yani. Bir de o şefim dediği adam da hiç sevimli biri değildi bence. Yani başka ne olabilir ki dediği dışında? Ya bilmiyorum Aybike. Ama aklıma takılmalı değil yani. Bence yanlış bir şeyler var. İçim bayağı huzursuz. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu kadın şeker hastası mıdır nedir? Sinirlendiği zaman gözünün akı çıkıyor ya. Gözü hiçbir şey görmüyor. Neler çekiyorum ben yıllardır. Ah! Yani Allah'tan attığı taş kafamıza gelmedi. Evde de olabilirdik o. Vallahi Allah'tan ev, çünkü yapar. Yapar biliyor musun? Ben niye dua ediyorum? Allah'tan arabayla girmedi eve. Girebilir. Pardon da onu da yapmışlığı var zamanında. Hatırlatırım. Yani cama değil de üstüme. Ömer hayatımı kurtarmasaydı oho gitmiştik şimdiye. Ha, değil mi? Öyle bir şey de olmuştu. Ne diyeyim ki? Bilmem. O zaman karının tarafındaydın. Böyle güzel güzel savunuyordun karını. Tamam.
Tamam ama şimdi Suzan'ım Allah'ını seversen ya. Geçti gitti bitti tamam yani artık. Geçmişi nasıl değiştireceğiz? Kurban oldu. Zaten ben bu sabah verdim boşanma protokolünü. Sen bu sabah mı verdin onu? Ha bu sabah verdim. Ondan işte onun o deli öfkesi. E ondan tabii ki ondan. Protokolü alınca hop sinirler tavan. Neyse bitiyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik yani sonunda bitiyor. Birkaç güne kadar dava olacak. Ondan sonra da atlatacağız bu badireyi. İşte ne diyeceğim ben? Ben gideyim bir camcı falan bulayım. Yani bu böyle olmaz. Dışarısı buz gibi yemin ederim İmir'in iti gibi titreriz vallahi ya. Yani bana gelin diyeceğim ama gelmez. Aa yok yok sana gelmeyiz. Ama sen bir camcı bulursan çok iyi olur Akif. Mesaj alınmıştır Suzan'ım merak etme. Ben şimdi bulur gelirim. Tamam çok sağ ol. Ne demek? Allah başımız açsın işe bak ya. Yavaş gel. Anneciğim. Dur dur gel. Yavaş yavaş. Gel anneciğim gel tamam. Var mıydı burada? Gel tamam. Alacağım şu annenin çantasını. İyi iyi merak etme. Aç karnını içince biraz dokundu galiba. Ama önemli bir şey değil. Canım. Canım ya ben sergiden sonra böyle olacağını hiç tahmin edemedim. Sizi de gezmeye gidiyorsunuz zannettim hatta. Tüh. Merak etme canım geldik işte sapasağlam eve. Anneciğim iyi misin? Dorukçum sen onu hemen yatır istersen. Biraz dinlensin uyusun sabaha kadar bir şey kalmaz. Tamam, çok teşekkür ederim. Size de zahmet oldu, kusura bakmayın. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz ailecim. Görüşelim bak. Yine tuzla buz yapalım, tamam mı? Tamam canım, tamam. Hadi yat sen. Hadi bakayım. Görüşürüz. Gel anneciğim, gel. Anneciğim, gel seni yatağına çıkaralım. Hiçbir şeyin kalmaz, hadi gel. Kalmadı ki benim. Hiçbir şeyim kalmadı ki. Baban dünden razıymış, biliyor musun? Dünden razıymış gitme. Tamam anneciğim gel dikkat et. Neler yaptı biliyor musun? Biliyorum anneciğim gel. Yavaş çık oradan ha. Aa Ömer. Merhaba sana. Harika'yı arıyorum da evde mi? Harika çıkmış. Bana da mesaj atmış biraz dışarı çıkacağım diye ama bir iki saat oldu. Hadi ya. Ya bizim çantalar karışmış da ödevim falan içindeydi. Onu almam lazım. Bundansa ben bir tane gördüm evde. Bir bakayım. Allah bir bakın ya. Harika lütfen şaşırt beni. Lütfen şaşırt beni harika. Bu mu seninki? Evet benim. Evet bu benim çantam. Bu da harikanınki. İnşallah harika da bir gün kendini kaybetmesin. Umarım kaybetmez. Umarım kaybetmez. Görüşürüz Suzan. Görüşürüz Ömerciğim. Ay. Geldik tamam bitti. Ay ben anlamadım hiç. Ben hiç anlamamıştım biliyor musun? Ben böyle olacağını bilmiyorum ben. Ben istemedim oğlum ayrılmayı. Sen hiç üzülme tamam mı? Tamam anneciğim. Sen annene hiç kızma. Ben istemedim ayrılmayı. Güzel annem benim. Ben sana niye kızayım? Kimsem kalmadı benim. Biz nasıl dağıldık böyle? Bir sen kaldın oğlum benim. Bir sen kaldın. Biz bize yeteriz anneciğim. Hiç merak etme sen. Ne oldu? Bulabildin mi? Evde yok. Sen buldun mu? Yok tabii. Çıldıracağım arkadaş. Bak birazdan arayacaklar para nerede? Para yok.
Dur ben bir daha arayayım. Ara. Telefonu kapalı hala. Tamam, sakin olalım. Parası olan harika nereye gidebilir? Böyle düşünelim. Heh. Oğlum harikayı ben çok iyi tanıdım diyemem ama... böyle ara ara takıldığımız, giyinip fotoğraf çektirdiğimiz birkaç tane dükkan biliyorum esasında. İstiyorsan ben oralara bir bakayım. Tamam. Güzel, sen oralara bak. Ben de Süsen'i arayayım. Belki bir fikri vardır. İyi, tamam. Ararsın bir şey olursa. Tamam, tamam. Alo? Süsen, müsait misin? Müsaitim. Müsaitim yani, eğer buluşacağız falan diyeceksen gayet müsaitim şu an. Yok, şey ben Harika'yı arıyordum. Nerede biliyor musun? Harika'yı mı? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ya çantaları karıştırmış da bizim. Hadi ya. İçinde böyle önemli bir şey falan mı vardı? Evet, marketin parası vardı ve şu an Harika o parayı yiyor. Parası olan Harika nerede olabilir? Bir fikrim var mı yani, nerededir sence? Tabii ki kuaförde. Güzel. Bana hemen konumla ismini at, ben hemen gideyim oraya. Tamam, tamam. Ben hemen uçuyorum. Tamamdır, sağ ol. Sadece saçını başını yaptırıyorsundur Harika. İnşallah. İnşallah sadece saçını başını yaptırıyorsundur. Heh. Yanılt beni Harika. Vallahi 3 saattir falan buradaydı. Saç, kesim, bakım, ne var ne yok hepsini yaptırdı Harika Hanım. Tabii tabii, her şeyi yaptırdığına şüphem yok zaten. Peki bir yere gideceğim falan bir şey dedi mi, bahsetti mi size? Yok, hiçbir şey söylemedi. Tamam, teşekkürler. Açmış ol artık Harika, açmış ol. Bu da en son çıkan modellerden, bence yakışır size. Ben de aynı fikirdeyim. Tamam. Niye karar verdiniz? Ben bunu alacağım ya. Siz eski telefondaki sim kartını buna takabilir misiniz? Tabii ki. Ne kadar demiştiniz? 13 bin lira. He, tamam. Ben zaten nakit ödeyeceğim. Tamam. Aç şunu, aç şunu. Harika! Lan adamlar öldürecek beni, kim bilir nerede yiyorsun parayı? Ofise geçiyorum. Parayı aldın, geliyorsun değil mi? Geliyorum. Geliyorum. Hadi bakalım. Yüz bin lirayı kaybettim ya. Yüz bin lira. Yüz bin lirayı kaybettim. Ay nasıl güzel be. Çok kararsız kaldım. Bunu mu alsam, bunu mu alsam? Pardon. Buyurun. Bir şey soracağım size. Tabii. Ben acaba bunu mu alayım, bunu mu alayım? Bence her ikisi de ayrı yakışır. Ya hayır, zaten şu mağazada size yakışmayacak bir şey var mı derseniz... bence yok. Ya manken güzel sonuçta. Ay teşekkürler. Rica ederim. O zaman ben ikisini de alayım. Sonuçta benim aklımda kalacağına, dolabımda kalsın daha iyi. En mantıklısı. Şöyle yardım edeyim. Buyurun. Parfümünüz çok güzelmiş. Ya da size çok yakışmış diyeyim. Ya nasıl koktu oraya kadar? Ben şimdi almıştım tabii, taze herhalde ondan. Çok egzotik. Klas bir kokusu var. Bu arada başka bir şey bakmak ister miydiniz? Ay yok, ben her şeyi aldım zaten, yeterli bunlar. Benim zaten karnım acıktı, ben yemek yiyeceğim. Peki, o zaman kasaya geçelim isterseniz. Alır. Buyurun.
Toplam 9500 lira. 9500. Ben nakit ödeyeceğim. Benim mesaim bitti. İşlemlerinize arkadaşım devam edecek. Aldıklarınızı güzel günlerde kullanın. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. En kısa zamanda tekrar bekliyoruz ama. Bizi bu güzellikten mahrum bırakmayın. Geleceğim. 10.000'lik banknot. 500'ünü çıkarttım. Buyurun. Merhaba, ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Değişim ve iade kartı bıraktığım için de bilginiz olsun. Tamam, teşekkürler. Ay, bir dakika. Az bir alışveriş yaptım ben. Ne demek iptal? Ya ama aşk olsun Yeliz ya. Tamam, iyi tamam hadi. Bak bunu yazıyorum, sonra görüşeceğiz ama. Tamam, hadi görüşürüz bay. Ya olmaz öyle, ben size yardım edeyim. Buyurun bana. Ya bu arada ekildim. İşten fırlayıp çıktım güzel bir yemek yiyeceğim diye ortada kaldım. Aa, kötü olmuş. Yani öyle çok kötü oldu sayılmaz. Sizin gibi güzel hanımefendinin torbalarını taşımak için vaktim oldu böylece. ne tarafa? Ay onu hiç bilmiyorum. Ya böyle güzel bir salata yemek istiyorum da. Nerede? Onu kestiremedim. Benim bildiğim şu arka caddede bir yer var. Müşterimizin tercih ettiği şık bir mekan. Yani size de yakışır. Eğer olur derseniz göstereyim, oraya kadar da size eşlik edeyim. İyi. Şık diyorsunuz. Olur o zaman. Tamam, buyurun. O zaman bu taraftan. Biz bayağıdır yürüyoruz. Hiç de bir yüz sokak falan değil yani. Şurası yani. Şurası. Bu sokağın sonu hemen dönünce orada. Bu sokak çıkmaz. Yok yok. Yani bu sokağın sonunda yaya geçişi var. Arabalara kapalı yani burası. Ha tamam. Ya kabalık ettim ben. Onları da alayım sizden. Siz yoruldunuz hem. Yok yok. Ben alırım ya. Alayım alayım. Ne yapıyorsun be? Bırak! Bırak! Bıraksana! Ya bırak! Hırsız var! Ne yaptın ben? Kızlar var mı bir haber? Yok. Biz de Emel'i sabah tezden aldık işte. Harikadan haber var mı? Yok. En son kuaförde görmüşler. Sonrası kayıp. Telefonu da açmıyor. Ben konuştum Oğulcan'la. Harika'nın en sevdiği kafeye gitmiş. Orada da yok. Ne yapayım ben? Gidip evin önünde bekleyeyim yani. Parayı yese de dönüp dolaşacağı yer orası. Umarım. Yani parayı yedikten sonra dönsen olur, dönmesen olur. Orası da doğru. İş yerini aradılar mı seni? Aradılar. Geliyorum dedim. Harika dünya. Abim işsiz mi kalacak abla? Bilmiyorum ablacığım. Galiba öyle olacak. Umarım dediğin gibi olur. Hem işsiz kalıp hem 100.000 lira borçluk almak. Bir de Harika yüzünden yani. Ne yapacağım ya? Ömer. Aç kızım. Ömer. Hah, Harika. Sen neredesin kızım? Ömer, çok kötü şeyler oldu. Ya ben birinin kafasına vurdum. Yerde yatıyor yani. Öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Ne olur yardım et. Ne? Ömer ne olur yardım et. Bak lütfen hadi gel ne olur. Tamam kızım, sakin ol. Sakin ol. Bak şimdi olduğun konumu at bana, ben hemen geliyorum tamam mı? Sakın bir yere de ayrılma. Tamam, atıyorum şimdi. Hadi bay bay. Harika. Harika ya.
Kraliçem. Günaydın. Ay ne günaydın ayol. Gecenin körü olmuş. Kaç saat uyumuşum ben? Yani ona acaba uyumak değil de bayılmak mı desek ya? Ha? O kadar kötü müydü? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu yaşımda oğluma rezil mi oldum yani? Ay çok özür diliyorum Doruk. Ya yok be anneciğim, ne özür dilemesi. Benim çok da hatırlanacak bir şey yok zaten. Ay o kadar diyorsun. Ay iyice utandım bak. Ya hayır dedim, tamam. Utanacak bir şey yok, geçti gitti. Evet, hadi bakalım. Çorban hazır. Bekletmeden bir anca yiyelim. Sen bana çorba mı yaptın? Yani yapmadım da sipariş ettim diyelim. O da sayılır herhalde değil mi? Sayılır sayılır. Canım oğlum benim. İyi ki varsın sen. Her zaman da olacağım. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Merak etme sen. Baban gibi beni yarı yolda bırakmayacaksın yani. Anneciğim, sen bu duruma çok mu üzülüyorsun gerçekten? Yani. Üzülmek demeyelim de kendini hazır hissetmemek demek daha doğru herhalde. Beklemiyordun yani, öyle mi? Hem öyle hem de... Dur, ben hiç babansız olmadım ki. Ben ondan başkasını sevmedim. Hiç onsuz kalmadım. Şimdi onsuz ne yapacağım? Bu koca hayatın altından tek başıma nasıl kalkacağım? Bilmiyorum. Korkuyorum galiba biraz. Korkma. Ben senin hep yanında olacağım. Ne gerekiyorsa beraber halleder çözeriz. Olur mu? Olur. Olur. Aslan oğlum benim. Ömer! Harika. Gel. Ömer, ben hiçbir şey yapmadım. Bak çantamı almaya çalıştı, paramı çalmaya çalıştı. Yanlışlıkla vurdum yani öyle. Paran değil harika, para var. Şunu halledelim, konuşacağız o konuyu zaten. Tamam. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Oh, oh Allah'ım. Tamam. Hadi. Hadi gidiyoruz, bizi kimse görmedi. Saçmalama kızım, böyle bırakırsak kankayı bunlar ölür mü? Ne yapacağız peki? Hastaneye götüreceğiz harika, ne yapacağız? Dur taksi çağırayım, uygulamadan. Geliyor, iki dakika. Harika, bunlar ne? Bütün parayı harcadım değil mi bana? Ya sana ne benim paramdan ya? Kızım benim param ya, benim param. Benim çantamı almışsın okuldan çıkarken. Ne alakası var ya? Ben Tolga'nın çantasını aldım bir kere. Ya kızım benim, benim. Marketin parası vardı içinde. Ben nereden bileyim? Tolga'nın parası diye harcadım ben o parayı. Tolga'nınsa harcayabiliyorsun değil mi? Ne oldu? İyi mi? İyi, iyi. Ay anneciğim, seninle hiç uğraşamayacağım şu an. Ne biçim yarmışın kafayı. Dayı, bir el at da arkadaşı acil atalım ya. Çekil. Tut ucunu. Tut, tut. Kaldır, düşürme, düşürme. Bitti değil mi abicim? Bitti abi. Al be şu. Tamam, hiç, hiç uğraşma. Bizim asabi bir arkadaş var da tekrar gelebilir. Bu camı tekrar kırabilir. Ben sana önden ödemiş olayım.
Peki abi, emrin olur. Hadi, selametle. Hayra karşı. Ya, bu saat oldu. Hala yok bu kız ortalıkta. Ya ne dedi sana? Harika. Biraz dolaşıp geleceğim dedi, değil mi? Evet. Ama 5 saat oldu gideli. Ses seda da yok. Tamam, tamam. Şöyle yapalım o zaman canım. Biraz daha bekleyelim evde. Eğer gelmezse polise gideriz. Peki. Öyle yapalım. Ne yapacağız ki başka? Yahu harikadan bahsediyoruz hayatım. Bir yerde arkadaşlarıyla takıldı. Saatin kaç olduğunu unuttu. Telefonda sessizdedir muhtemelen. Bakmıyor. Endişelenme, merak etme ya. Bir şey olmaz ona. Umarım dediğin gibidir. Ya kızım, bu kadar kısa sürede 25.000 nasıl yedin sen ya? Ay abartma istersen ya. Ayrıca bana böyle gözlerini açıp açıp durma yani. Ya sanki acayip bir şey yaptın. Daha ne yapabilirsin harika? Canımı mı alacaksın? Daha ne yapabilirdin? Bu gerizekalı çocuk benim önümü kesmeseydi... ben daha çok güzel şeyler alacaktım. Allah'tan o zaman karşına hırsız çıktı harika. Allah'tan. Sen bir hırsız, o ayrı bir hırsız. Olan yine bana olacak. Al. Parayı veriyorum, al. O kadar incesin ki. Çok sağ ol. Rica ederim abiciğim. Abinin şimdi... Kızım anlamıyorsun ama başım büyük dertte benim. Hem de senin yüzünden. Ya ben sana ne diyorum? Yanlışlıkla aldım diyorum ya. İstemeden oldu, kusura bakma. Aa. Tövbe tövbe ya. Ben şu torbaları geri vereyim de... parayı alabiliyor muyum bakayım. Var mı bunlardan başka? Yani sana geri iade edebileceğim bir şey yok. Saçımı kesip veremeyeceğime göre. Ne kadar verdin kuaföre? Kuaför, cilt bakımı, masaj toplamda 3. 3? Ne 3? 1000. Allah seni kahretmesin harika ya. Ay canım ben seni anlıyorum. Sen böyle şeylerin ucuz olduğunu falan düşünüyorsun ama ben mahalle kuaförüne gidecek değildim herhalde, değil mi? Gittim. En iyi yerde yaptırdım. Ve bence iyi bir fiyat verdiler. Ben sana söyleyeyim, normal yani. Hala savunuyorsun yaptığın şeyi ya. Allah'ım yarabbim ya. Ömer. He. Ya bir tane elbise vardı. O kalsa. Ay hadi git. İstemiyorum elbiseyi falan. La ilahe illallah ya. Güzeldi be. Vallahi. Eski günler. Zenginliği hissetmek. İstediğim gibi harcamak. Aa. Ne bu kalmış? Neyse canım. Sonuçta olur böyle şeyler. Harikacığım. Kısa günün kârı diyelim, değil mi? Göründüğün kadar nazik değilmişsin ha? Ya esas sen değilsin ya. O sen ahlaksızsın. Hırsızsın, hırsız. Olabilir. O zaman sana yeni bir haberim daha var tatlı kız. Eğer bana 20.000 lira vermezsen... seni polislere şikayet edeceğim. Ay senin kafa gitti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana biraz sert vurdum. Sen herhalde bir kötü oldun. 20.000 ben sana vereceğim. Evet. Para vermezsen beni yaraladığın için hastane polislerine şikayette bulunacağım. İşte bak oradalar zaten. Hemen de hallederiz işlemleri ha. Hızlı olur. Ya saçmalama, ne parası ya? Sen hırsızsın ya. Sen beni zor durumda bıraktın. Beni mi şikayet edeceksin? Ben
seni var ya, hastaneye getirdiğime dua et. İspat edemeyeceğin şeylere güvenme derim. Bak şimdi son kez soruyorum. Paramı veriyor musun, vermiyor musun? Sen paranı değil, havanı alırsın. Memur bey, lütfen şu kızın kaçmasına izin vermeyin. Bana saldırdı, şikayetçiyim. Az daha beni öldürüyordu. Harika'nın aldıklarını iade ediyormuş. Ama ne kadar açık kalacakmış daha belli değilmiş. Nasıl yani? Niye? İade edilemeyecek şeyler de mi almış? Evet ya. Masaj, cilt bakımı falan filan bir şeyler. Harika bu. Parayı görünce acımadan harcayacağı garantiliydi zaten. Ya bu çok yüzsüzce değil mi? Kime ait olduğu bilinmeyen parayı harcamış resmen. Ne kadar mutlu olduğunu tahmin edebiliyorum. Hele ki bugün ayrılık konuşmamızdan sonra o kadar para ilaç gibi gelmiştir. Burada mısınız ya? Hoş geldin amca. Hoş bulduk Emel'im. Çocuğum neredesiniz siz? Ya okuldan bir geldiniz ortadan kayboldunuz ha. İyi misiniz? Bir şey yok değil mi? Yok yok amca, bir şey olmadı ya. Okul, sınavlar, ödevler falan, onlara yoğunlaşmışız da ödev falan yaptık. Aynen Fadır'ım. Asiye söyledi zaten. İyi tamam. Ömer nerede ya? Geç mi kaldı o bu gece? Evet ya, biraz yoğunluk varmış da. Çalışıyor. İyi çıkıyorum ben. Allah kolaylık versin Ömer'ime. İnşallah inşallah. Yoksa sıkıntı. O zaman biz buradaki karakola gidelim. Tamam. Sen nasıl rahat edeceksen öyle yapalım. Hadi. Ha, bir dakika. Bilinmeyen numara arıyor. Aç. Efendim. Evet. Tamam. Hemen geliyoruz. Ne oldu? Harika, adam yaralamaktan nezaret alınmış. Hadi yürü hemen, hemen hadi. Ay delireceğim ya, gerçekten delireceğim. ...9.300, 9.400, 9.500. Toplam 84. 16 bin lira yemiş ya kızım sen. 16 bin lirayı nasıl yedin? Aç şunu artık be kızım, aç şunu ya. Harika. Ne harikası lan? Geleceğim dedin, yoksun hala ortada. Bana bak, bir iş mi çeviriyorsun yoksa sen? Yok abi, geliyorum şimdi ya, yoldayım. Kardeşimle ilgili bir problem oldu da ondan oyalandım. Senin de kuzenin, kardeşin. Bitmiyor arkadaş senin sülalenin sorunları. Hadi bekliyorum, sallanma. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Su verenlerin çok olsun. Amin. Oh, bak bak bak. Mis gibi koktu ha. Karnıvar yaptım. Seversin sen. Ay, karnıvar mı? Nefis, nefis. Bana sevmediğin bir yemek söyle. Allah aşkına şu an bir tane bul ve söyle. Tatlı patates yemeği. O ne be? Bana koyma, bana koyma, bana koyma. Bana koyma anne ya. Al. Yani var öyle bir şey biliyorum. Henüz yemediğim için de sevmiyorum. Hadi kızım, çağırsana babanı. Baba yemek hazır. Ben kendime yumurta kırarım kızım. Ya Orhan, insaf artık. Daha ne kadar sürecek bu inadın senin? Vallahi çekeceğim var sizin bu babanızdan ha. Vallahi madırım, acı ama gerçek. Ben Fadırım'ın çok da yumuşayacağını zannetmiyorum he. Tabii sen böyle doğru hamleleri yapmazsan. Ne diyorsun olacaksın Allah aşkına? Doğru hamle mi, doğru hamle? Çok net bilmiyorum ama gözlemlediğim kadarıyla iki yabancıya dönüşmüşsünüz. Tabii. Aşk bitmiş. Aşk mı bitmiş? Abusun konuşma Allah aşkına, cinlerimi tepeme çıkarma ha. Geliyor bak terlik. E bu da iki terk edildi ya, aşk doktoru kesildi başımıza. Sen dinleme onu, boş ver. Halbuki, küçük tava nerede kızım? Geldim. Madırım, ben sen nasıl yardımcı olabileceğim diye ben bir düşüneceğim, tamam?
O iş bende, sen hiç merak etme. Olcan kurban olayım, bir çare bul Allah aşkına bak. Dile benden ne dilersen, yeter ki beni şu babanla barıştır. Ye oğlum ye, soğutma. Bu başka bir şey ha. Afiyet olsun kızım. Anne. Fazla uzun sürmesin lütfen. Tabii memur bey, sağ olun. Sen hiç durmayacak mısın kızım ya? Sen hiç frene basmak nedir bilmez misin? Sürekli problem çıkarıp beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Nedir senin amacın? Suzan, biraz sakin ol lütfen. Ya ben yanlış bir şey yapmadım ya. Eminim, eminim sen yanlış hiçbir şey yapmadın. O yüzden içeride kafası yarılmış, 10 tane dikiş atılmış bir çocuk bekliyor değil mi? Senin kızın yaraladı beni diyor. Hayal görüyor çünkü o çocuk. Anne, ya o çocuk benim paramı çalmaya çalıştı. Hangi paranı çalmaya çalıştı? İspat edebiliyor musun sen bunu? Ay vallahi delireceğim ya. Şeytan diyor ki, hiç uğraşma çocuğun şikayetini geri alması için. Yalvarıp yakarma, kal şurada 3-5 gün de aklı başına gelsin. Çıkartmazsan çıkartma ya. Çok da fipi. Anneciğim sen beni böyle korkutamazsın. Beni tanıyorsun değil mi? Öğren artık. Öyle mi? Peki o zaman. Kılımı bile kıpırdatmıyorum senin için. Hadi bakalım. Suzan, çocuk da çocuk olma lütfen. Akif, ben sinirimden delireceğim. Görsün bakalım Fifi nasıl oluyormuş. Akif! Nereye gidiyorsun ama beni çıkart buradan lütfen ya. Amcacığım. Ya bak beni burada yalnız bırakmayın ne olur. Vallahi ben deliririm söyleyeyim size. Anana Fifi demeden önce düşünecektin küçük hanım. Ayrıca da anayla kız arasına girilmez. Girilir, girilir. Sen annemi yakala şimdi. Ne olur beni buradan çıkarın. Neden yapayım bunu? Sen annenle benim görüşmemizi bile istemiyorsun ya. Seni buradan çıkarttırayım da kendi bacağıma mı sıkayım ha? Harika hanım. Neden yapayım bunu? Bak vallahi hiçbir şeye karışmayacağım. Zaten siz beni dinlemiyorsunuz ki bir önemi yok bence ama... ben yine de karışmayacağım. İyi madem. Bekle bakalım biraz burada. Çözdün kız yine. 16.000 lira eksik bu para. Biliyorum abi. O yüzden geç kaldım zaten. Ne yüzden? 16.000 lirayı harcamak için mi? Yok abi ben öyle şey yapar mıyım? Benim kuzen. Demiştim ya çantaları karıştırdık diye. Parayı bulunca kendini kaybetti herhalde çocuk. Bilmiyorum gitmiş harcamış işte sormadan etmeden. Benim paramı. Senin kuzenin harcamış. Kötü niyetinden değil abi. Cahilliğinden işte. Benim geç haberim oldu ya. Ama gittim durdurdum onu, aldığı şeyleri geri verdim falan ama... bu kadar eksik kaldı. Ne yaparsan haklısın abi. Polise versen bir şey diyemem. Ne polisi lan? Parasını çaldırıp polise giden tefeci mi olur? Ne bileyim abi. Hani ne ceza versen yeridir diye şey ettim. En büyük ceza... kötü tecrübedir. Bu da sana böyle bir ceza olsun. Bir dahaki sefere canını ver. O parayı yanından ayırma. Anlaştık, bir daha asla yapmam. Güzel. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Sen şu senede bir imza at, borcunu unutmayalım. Yavaş yavaş, azar azar ödersin. Eyvallah abi, sağ ol. Estağfurullah aslanım. Sonuçta ticaret yapıyoruz.
Böyle şeyler olur. Bu işin fıtratında var bu risk. Anladım abi. Sıkı çalışırsan bir ay içinde borcunu ödersin. Hatta para biriktirmeye bile başlarsın. Yani çok fazla kafana takma buna. Tamamdır abi. Bugün yeteri kadar stres yaşadın. Sen eve git. Dinlen. Bir şey olursa ben seni ararım. Kolay gelsin. Sağ ol aslanım. Sana da. Abi, senin ince çizgindir. Paranı harcamış. Harbiden ceza vermeyecek misin bu çocuğa? Bu çocuğa ceza vermektense bana borçlu kalmasını tercih ederim. Bana çok para kazandıracak bu çocuk. Hem de çok. Hayır, ben anlamıyorum. Yani gerçekten hiçbir şekilde bu olanı anlamıyorum. Yani sen birinin parasını alıp nasıl bu kadar rahatlıkla harcayabiliyorsun ya? Ya kızım, biz sana hiçbir şey öğretemedik mi? Nasıl bir ahlak anlayışıdır bu? Anlamıyorum, kafam almıyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de almıyor ya. Yani bu kadarını ben bile yapamazdım Harika, biliyor musun? Yani şey, bu kadar çok parayı ben bile bu kadar hızlı harcayamazdım manasında. Neyse, anneciğim. Araç içi azarlaman bittiyse ben eve doğru geçiyorum. Artık bir postada orada azarlarsın. Rahatlarsın, rahat rahat uyuruz. Vallahi ben çok yoruldum. Sen Ömer'in bütün parasını geri verdin değil mi? Anneciğim, verdim dedim ya. Alışveriş poşetlerini ve paranın geri kalan kısmını verdim. Sanırım hepsini yani. Oh, ne çekti bu çocuk senden? Ne çekti yine? Neyse, ben eve geçiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ha, harika. Sen şimdi yatıp uyuyacaksın ya. Sabah uyandığında verdiğin sözleri unutma, tamam mı canım? Unutmam. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Hadi bakalım. Ne sözü verdi sana o? Ya şey işte, seni ikna edip onu nezaretten çıkarırsam, adamla davasından vazgeçirirsem eskiden yaptığı domuzlukları yapmayacakmış bana. Yani bu rezalet iyi bir şeye sebep oldu diyorsun ha? Göreceğiz bakalım. Bundan sonra hep yan yana olacağız Suzan. Önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağım. Yalnız önümüzde Harika'dan çok daha büyük bir engel var. Hatırlatırım. Merak etme. Çok az kaldı. Çok kısa bir zaman sonra hiç ayrılmayacağız. Göreceğiz bakalım. Ben bugünkü tüm desteğin için gerçekten teşekkür ederim Akif. Estağfurullah ya, lafım olur. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Suzan'ım. Bir sıkıntı yok anlayacağım. Ha tabii, bu nasıl kuzen, niye paranı falan alıyor dedi ama böyle büyük bir olay çıkmadı. Ay vallahi çok rahatladım Ömer ya. Zaten o şefim dediğin adamı sevmiyorum pek. Ya sana bir şey diyecek, canını sıkacak diye korkmuştum. Yok ya, gayet babacan davrandı yani. Ama tabii daha böyle bir iş olursa işte çantayı yanından falan ayırma dedi ama öyle kapandı konu. Yani işini kaybetmedin abi değil mi? Kaybetmedim fıstığım. Ya ben de hala şaşkınım ama hala işim var. Allah korusun ya, kaybetme zaten. Hayallerimizi gerçekleştirene kadar bir şekilde bu işte kalacağım Asiye. Merak etme. Hangi hayalimiz? Bizim için güzel olan her şey hayaldi.
Mesela hepimizin odası olan çok güzel bir ev. Geldim, geldim. Ömer ya, şu pişmiş bir baksana. Hemen. Ne güzel kokuyor ya. Asiye acayip güzel olmuş kız bu. Bak kafeyi açtığımızda net bunu koyalım menüye. Ay inşallah ya. Olacak, olacak. Abi. Ha, büyük patron çağırıyor. Geldim fıstığım. Efendim fıstığım. Ya abi, robotum çalışmıyor. Ha, hemen halledeyim. Ver bakalım şu tableti. Ha, oradan böyle. Çalıştı. Ya teşekkür ederim abi. Alayım öpücüğümü. Oh. Bir evimiz olsa, bir de kafemiz. Başka ne isteriz ki? Onlar da olacak Asiye. Onlar da olacak. Bir yıllık ev kirasını denkleştirip bir yer açmaya yetecek kadar para biriktirene kadar dayanacağım burada. Dayanacağım. Dayanacağım mı? Niye öyle diyorsun? Yok, öylesine dedim ya, hani lafın geliş. Yoksa dayanmalık bir şey yok. Her şey güzel. Ay öyle olsun zaten ya. Ayrıca ne kadar iyi para kazanırsan kazan. Ya bir sıkıntın varsa ayrıl zaten. Biz bir şekilde yolunu buluruz, başımızın çaresine bakarız. Biliyorum Asiye. Olursa söylerim. Saat çok geç olmuş. Hadi yataklara. Uyku vakti. Hadi usta, iyi geceler. İyi geceler abi. Abla çok güzel, sen değsene. Yok ablacığım, sen ye çikolatanı. Ömer'e de otur sen de. Yok yok, benim bir işim var, onu halletmem lazım. Öyle gelin Muko. İşe mi gidiyorsun? Yok ya, bir yere yanlış torba bırakmışlar da onu halledeceğim. Hadi görüşürüz. Abla ben anlamadım, abim işe mi gidiyor? Vallahi ben de anlamadım ablacığım, bu saatte ne torbası yani. Neyse, hayırlısı. Geliyor benim hırsız kardeşim. Abiciğim, ne yapıyorsun ya? Bir anda beni mi gördün? Seni görsem o rüya olmaz Harika. Kabus olur. Ne istiyorsun? Çok bir şey istemiyorum. Benden çaldığın 16 bin lirayı istiyorum, o kadar. Ya ben sana söylüyorum, anlamıyor musun? O parayı ben kuaföre, masaja falan harcadım. Nasıl geri vereyim? Ya kızım delirtme beni. Saça başa o kadar para mı harcanır? Bak, o parayı sakladıysan ver bana bak. Rica ediyorum. Zor durumda kaldım senin yüzünden. İster delir, ister delirme. Bak ben sana göstereyim. Elimde kalan son mal varlığım. 30 lira. Ay al, tamam ya. Al, rahatla. Çıldıracağım ya. Seni düşmanların mı yolladı kızım? Senin görevin delirtmek mi ya? Görevim buysa eğer... Bil ki başarılıyımdır. La ilahe ya. Anlamıyorsun ha. Ya bak ben o parayı Tolga'nın diye harcadım. Ben senin olduğunu bilsem harcar mıyım? Belki. Ha Tolga'nın ha benim.
Senin olmayan parayı niye alıyorsun kızım? Ya Tolga'nın bir günlük parası sonuçta çocuk fark etmeyecekti yani. Çok büyük bir şey olmayacaktı ki. Bu salak cevabı yüzünden 16 bin lira borçlandım ben. Sen kime borçlandın o parayı? Sana ne? Kime borçlandıysam borçlandım, sana ne? Doğru söylüyorsun biliyor musun? Bana ne? Sonuçta bu senin borcun yani. Borç borçtur bak. Borcunu öde. Allah'ım hayat çok kolaymış gibi bir de bu manyağı bana kardeş diye yolladın ya. Ömer. Hadi. Otobüs kaçıyor. Çabuk. Yürü. Günaydın. Günaydın. Babam evde mi? Evde. İçeride kahvaltı yapıyor. Gir istersen sen de. Yalnız konuşmak istiyorum. Gidersen sevinirim. Nasıl istersen. Buyur. Vay vay vay. Aslanım gelmiş. Gel. Ya sucuğun kokusunu mu aldın? Ne yaptın ya? Açsan buyur. Gel otur. Aç değilim, sağ ol. İyi, sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok oğlum. Annemle ilgili konuşmaya geldim. Eğer dinlemek istiyorsan tabii. İsterim tabii. Niye istemeyeyim? Neticede senin annense benim de kaç yıllık karım. Öyle değil mi? Annem boşanacağınız için çok üzgün. Muhtemelen gurur yapıp sana öyle değilmiş gibi davranıyor ama... Öyle. Tahmin edebiliyorum. İnanırım da çok üzgün olduğuna. Bilmem sen bana inanır mısın ama... ben de çok üzgünüm biliyor musun? Neticede kaç yıllık evlilik... öyle bir anda hop diye silinip gitmiyor hatıralar. Ama böyle olması gerekiyor. Neden? Madem ikiniz de üzülüyorsunuz... neden ayrılıyorsunuz o zaman? Bak aslanım. Biz annenle birbirimizi çok yorduk. Çok yıprattık. Kimse istemez yol arkadaşından ayrılıp yola tek başına devam etmeyi. Ama öyle olmuyor işte. Yani en azından hayatımızın geri kalan kısmını daha mutlu, daha huzurlu geçirmek istiyoruz. Yani en azından ben istiyorum. O yüzden de ayrılmamız gerekiyor. Kesin kararlısın yani, öyle mi? Evet, öyle. Kesin kararlıyım. Hatta birkaç gün sonra duruşmamız var. Duruşmadan sonra da özgür iki insan olarak yolumuza devam edeceğiz. Hem zaten annen hep söylerdi, boşayacağım seni, boşayacağım seni derdi. İşte buyur, boşanıyoruz. Artık o da rahatlar, öyle değil mi? Sana annem üzgün diyorum. Üzgün. Anlamıyor musun? Gerçi doğru ya. Sen Akif Atakul'sun. Canının istediğini duyar, canının istemediğini duymazsın. Boş ver. Unut söylediklerimi. Vaktini aldım. Vay be aslanım be. Büyüdün de babana kafa tutuyorsun ha. Ulan sen 3 ayda ayrılıyorsun kıvırbaştan 10 kere. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Ya ben 20 yılda bir kere karımdan boşanıyorum demediğini bırakmadın ya. Olacak işte, delireceğim. Eren familyası yeni bir okul gününe hazır mıyız bakalım? Evet. İlk ders bedenle değil mi? Evet. İlk defa yırtık ayakkabıyla gitmeyeceğim. Günaydın. Ay sabahın ilk saatinde seni görmek mükemmel oldu. Harika. Ne oldu Asiye? Konuş. Sana inanamıyorum harika. Dün Ömer'i soktuğun duruma inanamıyorum yani. Aman her şeyden de haberdar olsun. Olur mu? Olacağım tabii. Ömer benim kardeşim. Çok iyi. Oldu. İyi.
Yani gerçekten hiç utanmadın mı başkasının parasını harcarken? Böyle düşündün mü acaba hani ben acaba şu an ne yapıyorum dedin mi kendine? Onu çok merak ediyorum. Sen merak etme Aybikciğim. Merak çok iyi bir şey değil. Tamam mı? Etme. Sen ne duruyorsun öyle sessiz sessiz? Konuş. Eminim içinden gelerek söylemek istediğim birkaç cümle vardır. Rahatla, yapıştır gelsin. Ben sana demiştim harika. Sen parayı her şeyden daha çok seviyorsun. Parayı da görünce kimindir nedir unuttuğuna göre iyi anlatmış oldun beni. Vay, ne güzel söyledin. Bravo sana. Çok güzel. Neyse sabah laf sokmalarınız bittiyse, çünkü ben gerçekten çok doydum. Çok teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Ya zaten sana ne desek boş. O yüzden biz de doyduk. Gideriz. Hadi. Gel. Resul Bey. Biliyorum çalışıyorsunuz efendim ama acil bir durum var. Gelmeniz gerekti. Ne durum Mesut? Hayırdır? Efendim mali şubeden gelmişler. Sizinle konuşmak istiyorlarmış. Mali şube. Bu geçen sefer saptadığımız eksiklikler vardı. Bu eksik vergi ödemeleri onlar yapıldı mı? Ne yazık ki efendim. Bu halledilecekti. Ah Mesut, ah Mesut. Resul Özkaya. Benim. Biz mali şubeden geliyoruz. Hakkınızda usulsüz işlemler yapıldığına dair birkaç ihbar aldık. Mali dosyalarınızı incelemek için el koymak durumundayız. El koymak mı? Buyurun. Arama ve el koyma kararı. Herkes bilgisayarın başından kalkabilir mi? Toplayın. Onlara da ihtiyacımız olacak. Bu ihbarı kim yaptı öğrenebilir miyim? Maalesef Resul Bey. Bu konu hakkında bir bilgi veremem. Mesut'cum. Anlat bakalım neler öğrendin Resul'le alakalı. Şu eteğindeki taşları bir dök bakalım. Taşlar ne kadar büyük olursa mükafatı da o kadar fazla olur. Değil mi? Vallahi siz beni aradığınızdan beri Resul Bey'i zora sokabilecek ne bulunabilir diye düşünüyorum Akif Bey. Hı. Ama inanın hiç kolay olmadı. Sonunda buldum tabii ki de bir açık. Dökül. İş yerinde vergi bölümünde bazı usulsüzlükler var. İsteyerek yapılmış şeyler değil. Gözden kaçırılmış şeyler genelde ama valiye belki bir inceleme yaparsa işte o zaman Resul Bey'in işleri zora girebilir. Valiye diyorsun. Demek Resul Bey hesaplarda hata yaptı diyor. Allah Allah. Ama inanırım biliyor musun? Bizim Avrupalı Resul, gusto sahibi Resul, gurme Resul hata yapmış öyle mi? İyi yapar. Neden? Çünkü çakma Avrupalı. Çünkü sonradan gurme. Sonradan gurme Resul. Bu ihbarı yapanı bulmaya çalışalım Mesut. İşimize yarayacak bir şeyler bulalım mutlaka. Peki efendim. Günaydın. Günaydın. Asiye Hanım, dün böyle bir işim var falan deyip beni salladınız ama umarım bugün tekrarlamazsınız. Bugün bir şey mi var? Yok, öyle belirli bir şey yok ama ben takılırız diye düşünmüştüm. Sonuçta o kadar süre ayrı kaldık. Yani bir kavuşup hasret gidermez miyiz? Kavuşup hasret gidermek derken? Ya işte anlasana. Hani şimdi barıştığımıza göre böyle parklarda, bahçelerde, el ele melele gezmez miyiz? Acırsın herhalde artık bu çocuğa ha? Takarsın koluna. Peki sen barıştığımızı nereden anladın? Yani neye dayanarak söylüyorsun bunu? Penguene. İşte penguene dayanarak söylüyorum. Sonuçta en kötü günümüzde bile geri dönüp çöpten almışsın o zavallıyı. Demek ki sen de beni hayatından çıkarmak istememişsin. Bu demek oluyor.
Gayet net bence. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Değil mi? Doruk, günaydın. Günaydın Özgeciğim. Ya sana ne diyeceğim? Hani sporcu menüler için bizim pilates hocasıyla konuşacaktım ya. İşte dün ben onunla konuştum ve örnek listeleri attı. Şıp diyal oldu yani. Süper bir habermiş bu. Yani bayağı hızlı çözüldü o zaman. Evet evet, hemen çözüldü. Yani görünce bayılacaksın. Hatta dur hemen göstereyim. Aa, ama şimdi olmaz ne yazık ki. Şimdi gösterme. Neden? Çünkü Doruk'un birazcık işi var da benimle, o yüzden. Şu an gösterme. Ne işi bu? Şimdi biz beden dersine gideceğiz ya. İşte biz de Doruk'la dedik ki beden dersinden önce birazcık hareketler yapalım, böyle ısınma hareketleri falan. O yüzden şimdi gösterme sen. Isınma hareketi mi? Evet. O yüzden burada hiç bence boş boş zaman geçirmeye gerek yok. Hadi gidelim biz ısınalım. Birazcık gel. Olur. Yanında bir şey ister misin abisi? Yok, almayayım ya. Emin misin? Bir kaşarlı tostun iyi mi o zaman? Çift kaşarlı? Olsun. Eyvallah. Dora! Bak çok sıktın ha. Vır 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 konuşup duruyorsun. Yeter, bomboş. Ne anlatıyorsun ya? Sana insan gibi ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir dinlesene beni. Ne anlatacaksın ya? Ha? Ne anlatacaksın? Her zamanki gibi bomboş konuşup benim burada böyle beynimi ütüleceksin. Ben bilmiyor muyum ya senin salak salak açıklamalarını? Kalbimi kırıyorsun ama. Cidden. Ah canım. Kıyamam. Çok üzüldüm. Bebek gibi zırlama sakın, bak onu hiç çekemem şu an. Zırlamayacağım karşında, merak etme. Öyle artist artiste arkana dönüp gidemezsin. Bir şey konuşuyoruz burada. Ya bir şey konuşmuyoruz. Sen karşına aldın beni, aşağılıyorsun. Olan o. Senin de hak ettiğin bu Doracığım. Ne yapabilir? Bazen sıkıcı bir gerzeğin teki oluyorsun. Ne yazık ki. Doğru konuşsana lan. Ne? Ne diyorsun oğlum? Sevgilinle doğru konuş diyorum. Sana ne lan benim kız arkadaşımla nasıl konuştum evet, lan? Tamam. He? Seni tam olarak ne ilgilendiriyor acaba? Senin sevgilin, onun sevgilisi hiç umurumda değil, biliyor musun? Ama ben varken bir kızla böyle konuşamazsın. Bitti. Bak bu kızı gram sevmiyorum. Ama onunla bile böyle konuşamazsın. Anladın? Belli ki sana insan gibi bir şey anlatmaya çalışıyor. Adam ol, insan gibi cevap ver. Allah Allah. Sen bana hayvan mı demek istiyorsun? Yani. Emir! Ömer! Çocuklar ne oluyor burada? Yok bir şey hocam. Arkadaş şöyle bir şey sordular. Bir şey yok hocam. İyi. Olmasın da zaten. Gözüm üzerinizde. Bugün benden uzak dur. Sinirimi senden çıkartmayayım, tamam mı? Uzak duracağım, merak etme. Bugün, yarın, sonrası. Bitti. Hadi ya. Bitti mi? Çok üzüldüm. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Teşekkür ederim. Teşekkürlük bir şey yok. Hani ne yaşadığınızı onu bilmiyorum ama seninle böyle konuşamaz yani. Biliyorum. Çok daha önceden yapmam gereken bir şeyi hızlandırdığın için teşekkür ediyorum. Çok sık oluyor muydu böyle şeyler? Hep. Ama sonrasında öyle bin bir türlü özür diliyordu falan. Bu sefer sen burada olduğun için ben utandığım için bir şey söylemeye cesaret edebildim galiba. Senin sayende oldu yani. Vallahi ne diyeyim bilemedim şimdi. Bir şey deme. Sağ ol koyduğun için. Vay arkadaş. Çayı da soğuttuk. Ne konuştunuz Dora'yla? Ha.
Ya gözüm önünde kavga ettiler, ayrıldılar ya Emir'le. Senle ne alakası var? Ya Emir böyle saçma sapan konuşuyordu kızla. Ben de dedim hani doğru konuş. İşte korudum, niye teşekkür etti? Ha. Yani ayrılır ayrılmaz böyle sana mı yürüdü? Çok iyi. Anlattığımdan bunu mu anladın? Ömer, ben kızları senden daha iyi tanıyorum. O kızın ne amaçla teşekkür ettiğini gayet iyi biliyorum ben. Birini korudum, o da bana insan gibi teşekkür etti. Bu kadar, hani düşündüğün gibi bir şey değil. Tamam, sen iyi niyetle yapmış olabilirsin ama ben de bir kızım ve onun neyin ne amaçla yaptığını Allah gayet... Allah aşkına bırak ya. Bugünkü derste iki takıma ayrılıp voleybol oynayacaksınız kızlar. Hocam, takımları seçebilir miyiz peki? Sen ve Asiye sırayla seçin. Tamam. Dora. Aybüke. Harika. Süsen. Ben Naz. Su. Güzel. Isınma hareketleri bittikten sonra başlarız. Siz voleybol oynamasını biliyor musunuz? Yok, biz daha önce hiç top görmedik. Hiç şaşırmadım, biliyor musun? Köyde kavun karpuz falan atıp oynuyorsunuzdur siz kesin. Hı? Maç bir başlasın da ben göstereceğim sana kavunu karpuzun. Hı? Maç bir başlasın da ben sana göstereceğim diyorum. Hadi bakalım. Tamam, nesine oynuyoruz? Sen de bayılıyorsun ha. Önüne bir hedef koyup ona doğru yürümeye falan. Ha? Hem abim nesine mesine demeler, iddialaşmalar. Seviyorsun. Ne diyorsun Susan? Ben seni çözdüm kızım. Sökmez bana o mağdur ayakları. Hocam, biz yeterince ısınmadık mı? Başlasak mı? Tamam, taraflarınıza dağılın o zaman. Bu da zenginlere eş oldu ya. Ne mutludur şimdi, nasıl mutludur? Ay, harika umurumda değildi. Şu Özge'ye o kadar uyuz oluyorum ki ne olur yenelim Aybüke. Asiye, voleybol benim işim. Yeneceğiz, sen rahat ol. İyi bari. En son ne zaman oynadın? En son... ilkokul 4. sınıfta falan herhalde. Yeneceğiz ya, tamam. Görmüyorum çünkü süzdüğünü, değil mi? Hadi bakalım. Yes, yes! Tamam, hadi kendini ver oyuna. Hadi. Filenin kraliçesisin sen be Aybikem. Göster kendini, göster! Bravo be, bravo! Devam, aynı böyle. Of. Ne oldu? Biraz yoruldun, şu an dinlenmek mi istiyorsun? Tamam, tamam. Yok bir şey. Tamam, hadi. Hadi! Sultan! İyi misin? Nerede? İyiyim, iyiyim. Beyler, kızlar kapışıyor, haberiniz olsun. İyi misin? Kapışmıyorlar oğlum. İnsan gibi maç yapıyorlar. Bak, altını çiziyorum. İnsan gibi. İnsan gibi diyorsun ha? Kümeste yaşayan insancıklar gibi. Servis atmayı bilmiyorum. Hadi. Sen ne yapıyorsun?
yapıyorsun be? Kız zaten yere düşmüş. Ne kafasına top atıyorsun hala? Görmedim. Ayrıca görmek zorunda falan da değilim. Ne bağırıyorsun? Görmek zorundasın çünkü burada kafa kırmaca oynamıyoruz. Maç yapıyoruz. Bilerek attığını gördüm. Kız yanlışlıkla oldu diyor. Niye yalan söylesin Süsen? Ya hadi Dora ya. Bilerek attı. Gördüm diyorum hala orada. Sen kız sana niye yalan söylesin? Yeter be! Ne senle mi uğraşacağım kızım be? Atla dur be! Ne diyorsun be kızım be? Dur be! Senden bu çok fazla oldu. Ya ne yapıyorsun? Allah Allah yapıyorsun lan! Sen bir kendine gel istersen Asiye. Bu çok fazla oldu. Manyak! Bırak durun! Sen bırak bırak! Beyler, kız kahvesi çıktı. Yani ben severim ama koş. Senden bu çok fazla oldu. Ya bir dersiniz dolaysız geçsin ya. Bir dersiniz de kavgasız geçsin. Daha geçen uyardım sizi. Bir daha aynı şeyler yaşanırsa müdüre anlatırsınız derdinizi dedim. Doğru mu? Ama yeter. Yoruldum sizinle uğraşmaktan ya. Disiplinse disiplin. Cezanızı çekin görün. Bunu siz istediniz. Gerçekten yakıştıramadım size çocuklar. Üstelik çok yakın bir zaman önce aynı durum erkeklerin başına da gelmişti. Ve uyardım. Yapmayın. Bunun sonu kötü bitecek dedim. Hocam onlar başlattı. Aybike bana saldırdı. Bakın hatta elimi ısırdı ya. Asiye'nin yerde olduğunu bile bile kafasına tüm gücüyle top attı çünkü hocam. Pardon. Yani bu senin Özge'nin elini ısırmanı mı gerektiriyor kızım? Bu mu senin medeniyet seviyen ya? Ay şoktayım şu an gerçekten. İlk gerginliği ondan çıkardı gerçekten. Maç başlasın size gününüzü göstereceğim diyen de Aybike'ydi ama. Çünkü ilk defa oynuyormuşuz gibi eziklemeye kalktınız bizi. Ben eminim siz birbirinize tahrik edici birçok şey söylüyorsunuz zaten sürekli. Ama yani sen bu kadar çabuk mu hırslanıyorsun? Şu anda bile. Bu kadar kolay mı ya senin sinirlenmen? Hocam. Biz özür dilesek... Bir daha asla yapmayacağız desek. Bu dediğinize inanmanız da gerek harika. İnanıyoruz hocam. İnanıyoruz canım. İnanıyoruz. Evet. Biz de inanıyoruz hocam. O zaman özür dileriz. Biz de çok özür diliyoruz sizden. Evet hocam, bir daha yapmayacağız. Yapmayacağız. Ayla Hanım, bu kızları bu seferlik affedelim mi? Ne dersiniz? İyi tamam. Bu seferlik özürlerini kabul edelim. Ama bir dahaki sefere affetmem ona göre. Yok yok. Hiç merak etmeyin. O zaman çıkabilirsiniz çocuklar. Hatta ben de sizinle geleyim de beden eğitimi öğretmeninizden de özür dilediğinizi duyayım. Hadi bakalım. Aybike sen kal. Lafı hiç dolandırmayacağım. Berk'le olan arkadaşlığından rahatsızım Aybike. O yüzden de gözüm hep üzerinde. Yani? Yani bu sefer olmadı ama bir daha elime bir koz verirsen seni disipline göndermekten çekinmeyeceğim. Bu da bursunu tehlikeye atacak ve bu okulda okumanı engelleyecek. Anladın mı? Ben kartlarımı hep açık oynarım Aybike. Berk'le olan arkadaşlığına inat edersen eğer, neyle karşı karşıya olduğunu bil istedim. Seçim senin. Şimdi çıkabilirsin. Alo şekerim, ne haber? Gel gel. Ne oldu tatlım, sen niye geç çıktın? Annen konuşmak istedi benimle. Neyi konuşmak istedi? Elime bir koz daha geçerse seni disipline veririm. Bursunu yakarım, hatta okuldan da atarım dedi. Nasıl ya? Nedenmiş o? Hoşlanmadığı arkadaşlığımıza devam ettiğim için. Resmen bunu söyledi kadın ya bana. İnanamıyorum ya. Gerçekten annemin bu işe bu kadar kafayı takmasına inanamıyorum yani.
Ben de. Sen? Sen ne dedin peki? Ya yok diyemedim, bir şey diyemedim. Öyle kala kaldım, suratına baktım sadece. İyi yapmışsın. Üzülme sen. Halledeceğiz. Güvenme. Umarım dediğin gibi olur. Hallederiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Anneme gidiyor. Ne haber? Şey dediğin gibi ben de duydum onu aynen. İyi, güzel. Sen nasıl gidiyorsun? İyi, nasıl iyi. Oluyor? Sen nasılsın? Neyse. Babamdan kaçarken ne şanslıymışız ya. Beterin beteri varmış resmen. Tamam. Tamam anneciğim, görüşürüz evde. Merak etme. Doruk. Ya şey, bu matematik ödevinden bir şey anlamadım da sen anladın mı? Kısmen evet diyelim. Ne kısmen iyi, bende kısmen bile yok. Bu akşam beraber bakalım istersen ha? Yani ben bildiğim kadarını anlatırım. Eğer işine yarayacaksa bana uyar. Tamam, süper. O zaman akşam haberleşiyoruz. Olur. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ay, bu kız da ışığın etrafında dolaşan kara sinek gibi maşallah. Seni görünce bir yolunu buluyor, yapışıyor. Sen birine kara sinek dedin, öyle mi? Evet dedim. Diyemez miyim? Hem bugün o kız benim kafama bilerek top attı. Onun yüzünden disiplini kolluyorduk zaten. Daha fazlasını hak ediyor. Ha, ondan diyorsun yani. Ben de beni kıskandığını falan sanmıştım. O kızın nesini kıskanayım ya ben? Ama uyuz oluyorum yani. Gıcık şey. Anlıyorum. Kıskanmıyorsun yani, kesin bilgi, öyle mi? Doruk, evet kıskanmıyorum. Tamam, tamam, inandım. Hem birisi birisini kıskanacaksa o beni kıskanmalı bence. Bak, bak, bak. Asiye Hanım'daki şu özgüvene baksan ya. Yalan mı? Yo, değil. Asla yani, kesinlikle değil. İyi, tamam. O zaman sen de öyle yüz verme sürekli şu kıza. Tamam. Vermem. Ya bu arada benim sana kötü bir haberim var. Ben çıkışta takılalım dedim ama şimdi telefonda annemle konuştum. Sesi biraz kötü geliyordu. Şimdi malum babamla boşanacaklar ya, mahkemesi falan var. O yüzden bu aralar pek yalnız bırakmak istemiyorum onu. Eve geleceğim dedim. Sorun olur mu senin için? Ya yok, ne sorunu? Annenle ol tabii ki. Benim anlayışlı, güzel sev... diyeceğim ama daha değiliz galiba. Neyse artık, olsun, buna da şükür. Neyse, görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Neden geç kaldınız? Oğulcan Bey'in kütüphaneden çıkmasını bekledik. Yolunu mu kaybettin kuzi? Geçin siz dalgınızı, hiç de çekinmeyin ha, geçin geçin. Bu çocuğun pamuk kalbi neler çekiyor, hiçbirinizin haberi yok tabii. Ya sen romantik mi oldun? Aşk adam be, aşk adam. Kendisi ayrıldıktan sonra pek bir romantik davranıyor. Hatta arada bir şeyler de yazıyor evde, ben görüyorum artık. Ne? Şiir falan yazıyorum deme, inanmam bak. Vallahi Asiye'cim, ister inan, ister inanma. Ama bir gün imza günüme geldiğin zaman ben size hatırlatacağım bunu. Ya hayır ya, biz memleket olarak buna hazır değiliz oğlum. Değiliz. Geç sen dalganın kuzu, geç. Hiç de çekinme ha. Geç böyle suratıma suratıma geç. Edebiyat dünyası harika, sayesinde nasıl bir yetenek kazandı, hiçbirinizin haberi yok tabii. Kütüphanede şiir kitap falan mı bakıyordun? Sakin, sakin. O başka bir hastam için. Efendim? Aşk doktoru oldum da bir danışanımın tedavisi için kitap bakıyordum. Hocam, Türkçe konuşur musunuz? Anlamıyoruz da. Tamam be, tamam. Madırımın fadırımla arası kötü diye ona yardımcı olacak bir kitap bakıyordum da zaten okul kütüphanesinde ne arar? Yok tabii. İnternete bakacağız artık. Madırım evde çözüm bekliyor. Yardımcı olmam lazım. Yani annem senden akıl alıyorsa, gerçekten akıl almayı tercih ettiği kişi sensen, bu iş 24 saat sonra adliyede bitecek, ben diyeyim. Hakkımızda yeriz yani. Hala dalga geçiyor ya. Hadi hadi doktor, yürü. Ah Orhan, ah.
Şöyle oturup da karşılıklı ağız tadıyla bu kahveyi içemedik ya. Alacağın olsun. Anne, kiminle konuşuyorsun? Kimle konuşacağım kızım? Kendimle konuşuyorum. Kafa gidik. Benim benden başka kimim var ki? Dedim ben sana, dedim ben sana. Hasta mı evde bekliyor dedim. Al işte bak, aşk acısından hastalanmış kadın. Tamam, o hasta. O hasta, orada sorun yok. Sorun, sen doktorusun. Tehlikeli olan o. Ha, Olcan ne yaptın? Buldun mu babanla beni barıştırmanın bir yolunu? Tam olarak değil madırım ama bir yol gösterici harita sanki buldum gibi. Harita mı? Öyle olsun bari. Gerçekten bu yarıma kıldan medet umuyor annem. Neyse, o zaman ben sizi çıktınız bu aşk yolculuğunda haritanızla baş başa bırakıyorum. Boş ver Sinan. De bari bana. Şimdi otobüste gelirken küçük bir internet araştırması yaptım madırım. İyi yapmışsın. Böyle farklı birkaç tane makalede örnekler çıkardım. Şimdi birincisi, size küs olan partnerinizi bol bol pohpohlayın. Efendime söyleyeyim, sen kralsın, aslansın sen. Sen olmasan biz ne yapardık gibi bol bol övün. İyi, kolay kolay, ben onu yaparım. İyi, güzel o zaman, bu cepte. İkincisi, partnerinizin hatanızdan dolayı pişman olduğunuza muhakkak inandırın. Olcan, ben onu yaptım ya. Pişman dedim. Adam dinlemiyor, anlamıyor. Ama öyle olmaz, öyle olmaz. Bak ne diyor burada? Partnerinizin gözlerinin içine bakın. Bak bakayım gözlerinize. Partnerinizin gözlerinin içine bakarak konuşun. İşte etkileyici kelimeler seçin. Asla yalan söylemeyin diyor burada bak. Yok Olcan, yeminle diyorum. Bir daha yalan malan yok artık. İyi, güzel. En son olarak da partnerinizin en sevdiği yemekleri hazırlayın. İşte ona böyle mükellef sofralar kurun. İşte ne bileyim, çiçek olsun. Böyle mum ışığı, mum. O, ne demişler? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Olcan, o çok kolay ya. Ben onu gözüm kavalı yaparım. Olmaz. Göz açık olacak. Olmaz öyle şey. Bak ne diyordu burada, hemen unuttuk. Partnerinizin gözlerinin içine bakarak konuşun. Pişmanlığınızı öyle dile getirin diyor burada. Göz açık olacak. Aç bakayım gözün. Bir tık daha aç. Var mı bir tık daha? Yok artık. Bekleyecek gözlerim. Çok çok yıkal öyle. Ne diyeceğim? Aslansın, kaplansından devam edelim biz. Aslansın sen! Kaplansın sen! Madırım, bu beni dövecekmiş gibi oldu. Bunu bir tık daha inceltebiliyor muyuz? Anne Burç, sen emin misin? Yakacak mısın şimdi bunları gerçekten? Aman Ayla'cığım, sorup sorup durma. Yakacağım tabii ki. Ben onun için gençliğimi yakmışım. Kıyafetlerini mi yakamayacağım yani? Ben ne bileyim ya. Geri ister falan. Ama geldi zaten. Aldı birkaç parça eşyasını gitti. İsterse gitsin yenilerini alsın. Bir zahmet. Aman iyi canım, yak gitsin o zaman. Vallahi yakıyor. Güle güle. Ay vallahi yaktın ha. İşte bu kadar. İyi oldu be, ısındık. Değil mi? İşe yarasınlar. Anneciğim. Oğlum. Hayırdır, ne oluyor burada? Babanın izlerini siliyorum. Kıyafetlerini yakarak mı? Evet. Şimdilik aklıma gelen bu. Elimde olsa kendisini de yakacağım da. Yani ne diyeyim? Senin evin, senin hayatın. Canım oğlum benim. Ne boş be. Bak ama ne güzel çocuklar yetiştirmişiz değil mi? Yani seninki de benimki de en zor günümüzde hep yanımızdalar. Öyle. Maşallah. O adamın bana yaptığı tek güzel şey bu çocukları armağan etmek oldu. İnşallah onlar da babaları gibi olmazlar da buldukları kadınların kıymetini bilirler.
Hay önce umalım da doğru eş seçsinler kendilerine, değil mi? Hah, bir de o var tabii. Vallahi konu ne ara bize döndü anlamadım ama... anladığın bir şey varsa benim kaçma vaktimin geldiğidir hanımlar. Size Akif Atakul ateşiyle iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın. Aman kaç kaç hadi. Ay alem bir çocuk bu ya. Ama Doruk iyi galiba ha. Yani bu boşanma mevzusuna çok üzülmüyor gibi sanki. Vallahi Doruk ben nasıl mutluysam o da öyle mutlu olan bir çocuktur. Zannetmiyorum üzülmüyordur. Aman canım zaten üzülecek ne var ki? Benimki de laf yani. Sanki ilk boşanan sen misin? Bak bana ben de boşandım ama aslanlar gibi dimdik ayaktayım. Aynen şekerim, aynen. Heh, şu duruşma günü bir gelsin. Ben de bir özgürlüğüme kavuşayım. Bak gör, ben de nasıl aslan kesileceğim. Oh be, hadi o zaman. Özgürlüğümüzü içelim hayatım. Ah, hadi tatlım. Ne dedi babanız? Kaçta bitiyormuş mesaisi? Bitmiş bitmiş. 2 dakikaya gelir. Şimdi biri bana bu elindeki ampulle babama geri kazanma arasındaki bağı anlatabilir mi? Çok ince bir bağ, çok ince bir ilişki var bunda Aybike. Görünemeyecek kadar ince sanırım. Aslında o kadar da ince değil biliyor musun? Şimdi şöyle, Madırım ampulü böyle takamıyormuş gibi yapıp Fadırım'dan yardım isteyecek. Sonra ne olacak? Ona böyle övgüler yağdıracak. Sonra da ilk adımı atmış olacağız. Anladın? Çok anlamamış gibi duruyorsun ama hadi hayırlısı. Yo anladım. Gel. Ay beceremiyorum ben bunu. Ah takamıyorum. Takamıyorum beceremiyorum. Niye karanlık oldu burası? Ampul patlamış da Orhan'ım. Ben de değiştirmeye çalıştım ama beceremedim. Sen yokken hep karanlık buralar. Ancak senin gibi boylu, poslu, yaz bir delikanlı olacak ki o değiştirecek ampulü. Olcan, değiştirsen olmuş ampulü. Hadi anan düşünemiyor. Sen de mi düşünemiyorsun? Babacığım yemek yer misin? Yok tokum ben. Anana söyle yatıyorum ben. İçeri girip çıkarken gürültü etmesin. Bir metre var aranızda ya. Anne babam dedi ki... Duydum Aybike, sardı elim herhalde. Fadırım'ın bu kadar pratik zeka olabileceğini hiç aklıma gelmedi Madırım ya, vallahi. Ama merak etme sen, hallolacak bir iş, güven bana. Yarın böyle diğer maddeleri biz devam edelim, tamam? Hah, sen anca gül Aybike. Bir de kınayak. Bak benim biricik oğlum. Anası için mücadele veriyor. Çözüm bulmaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Kikir kikir gülüyor. Nankör evlat. Hak ettin ama kabul et. Hiç bakma öyle. Olcan bırak bırak bırak. Elin işte gözünü oyna. Ay tam ver şunu ben tarım. Oh vallahi ne iyi oldu geldiğin Aylacığım. Böyle biri olunca kafam dağılıyor, iyi oluyor. Ay rica ederim hayatım. Hem seninle olmak bana da iyi geliyor. Ama hep benden konuştuk. Var mı senin Resul'le ilgili anlatacağın bir şeyler, bir gelişmeler falan? Hı? Yani vallahi esasında bir şey var. Bu şirkete çalışan bir kızcağız var. Arada oradan bana haber uçuruyor. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Bir operasyon mu ne yapılmış? Resul Bey'in canı çok sıkkın dedi. Aa. Hı. Ne operasyonuymuş bu? Galiba vergide usulsüzlük mü ne varmış? Biri ihbar etmiş, o ortaya çıkmış. Arıyorum Resul'ü, telefonumu açmıyor. Anlamadım. Vallahi şaşırdım bak. Ya? Kim ihbar eder ki böyle bir şeyi? Kim bilir? Açtım ben. Özge. Selam. Ya gelirken aradım ama telefonun kapalıydı. Yo, değildi aslında. Allah Allah. Neyse ya, matematik ödevi için geldim. Hani demiştim sen de bana beraber bakarız demiştin ya. Ben telefonda falan konuşuruz sanmıştım. Yani tahmin etmedim buraya geleceğini. Kusura bakma ya, ben gideyim. Yok yok, olur mu öyle şey ya? Gel içeri gir, o kadar yol gelmişsin. Tamam mı lütfen? Buyur gel geç.
Oğlum. Misafirin gelmiş. Niye hiç söylemiyorsun geleceğini? Merhaba, ben Özge. Doruk'un yeni sınıf arkadaşıyım. Merhaba canım, merhaba. Ben de ne boş. Çok memnun oldum. Özgeciğim, sen istersen ufaktan geç öyle. Tamam. Hadi, ben de kaçtım o zaman. Konuşuruz hayatım sonra. Konuşuruz canım, haberleşiriz. Hadi güle güle. Tamam canım, hadi bay. Bay. Oh be Doruk'cum, oh be oğlum. Bırak şu Asiye'yi, kurtul ondan artık. Şöyle seveceğim kızlarla takıl biraz da. Aferin çocuğum. Anneciğim, kızı göreli daha 5 saniye oldu ya. Sen ne ara karar verdin seveceğine Allah aşkına ya? Ha oğlum, benim birini sevmem o kadar zor bir şey mi? Kümesten gelmesin yeter. Takıldıysan sor profesör, halletsin. Yok yok, anladım. Sen bugün hiç işe gitmedin. Gelme dediler, izinliyim bugün. Aa, süpermiş. Ay esas benim aklıma ne geldi ya? Hani biz erzak falan alalım diyorduk ya. Ha. Senin çalıştığın yerden alalım. Hem alışveriş yapmış oluruz hem de sen nasıl bir yerde çalışıyorsun onu görmüş oluruz. Ya evet evet, gidelim. Ya ama biz yani markette durmuyoruz ki. Bizim böyle arkada ufak bir yerimiz var. İnternetten sipariş gelince çıkıp onu veriyoruz yani. Markette durmuyoruz biz. Ya. Ömer seni çalışırken çok izlemek istiyordu da. Neyse, sen internet sitenizi biliyorsan söyle. Biz oradan sipariş edelim, siparişi sen getir. Yani kızım, ne gerek var öyle şeyler? Eski usul yaz kağıdı işte, ben getireyim gelirken. Şimdi ne uğraşacaksın internet bir internet? Bir ton iş. Uğraşma. İyi peki, öyle diyorsan öyle olsun. Bak abicim, bak şu taşır mısın şuralara? Şöyle. Efendim Nebahat. Ha, selam Resulcüm. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Vallahi ben de iyiyim işte. Ne olsun? Şimdi Resul, ben bir şey düşündüm de. Sana söylemeden içim rahat etmeyecekti, dayanamadım. O yüzden aradım. Peki, ne düşündün? Duyduğum kadarıyla. Senin şirkete bir ihbar olmuş. Sen de bu durumdan dolayı biraz zor durumda kalmışsın. Doğru mu? Evet öyle, ne yazık ki. Peki bu durum Akif'in lehine mi, aleyhine mi? Yani açıkçası bu benim kendi şirketim. Olanlar Akif'i ilgilendirmiyor. Ama hisselerimi hızlıca satmam gerekebilir. Yani lehine. Öyle diyebiliriz. Paraya ihtiyacım olduğundan dolayı Akif bunu ucuza kapatmak isteyecektir. Hiç şaşırmadım. Tam düşündüğüm gibi. Ne düşündün? Resul, bak. Bence bu işin arkasında kesinlikle Akif var. Senden önceki ortağına da buna benzer böyle kumpaslar kurmuştu çünkü. Oradan biliyorum. Sen ne diyorsun Nebahat? Vallahi eminim ama ispatlayamam durumu Resul. Ben malımı çok iyi biliyorum. Sen bunu bir düşün. Bence sen de hiç boş durma. Akif'in bir açığı mutlaka vardır. Ha, yalnız şey diyeceğim. Akif önemli dosyalarını kişisel bilgisayarında ve yanında tutar. Öyle şirkete pek fazla bir şey bırakmaz. Bu da aklında olsun, tamam mı? Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Nebahat. Teşekkür ederim. Ne demek? Sen Akif'i bitir, bana yeter. Bak şimdi, bu parantez içindeki işlemleri temizlediğin zaman o kadar da zor değil aslında yani. Göründüğü gibi değil, kolay. Evet. Yani sen gösterince gerçekten öyle oldu. Ya şey, su alabilir miyim? Aa evet ya. Ben sana ne içersin diye sormayı unuttum, kusura bakma. Kahve içer misin? Olur. Doruk Atakul'un elinden kahvede içmedik demeyiz.
Hem kahvenin 40 yıl hatırı var derler. 40 yıl arkadaşız yani desene. Hedefim arkadaşlıktan fazlası. Beceremiyorum ben bunu. Ne kadar zor işmiş. Aman yine olmuyor bu. Ay beceremiyorum ben bu işi. Vallahi beceremiyorum. Çok zor iş bu tornavida işleri. Ben anlamıyorum bu işlerden. Ver şunu ver, ver. Ben takarım, çekin. E tabii güçlü kuvvetli olunca bir başka oluyor. Aslansın sen. Kaplansın sen. Çocuklarımın babası, ailemizin reisisin sen. Aslansın sen, kaplansın sen. Tamam ya, tamam. Abartma bir ya. Kulağımın dibinde bağırıyorsun. Altı üstü bir aska taktık. Sanki uzaya roket fırlattık. Tövbe estağfurullah. Al şunu. Hadi gittim ben. Kadir'im ne oldu? İşe yaradın mı? Dedim vallahi. Aslansın sen. Kaplansın sen dedim. Panter'i söyleyemeden çekti gitti. Panter deseydi neydi ya? Neyse. Vazgeçmek yok, tamam mı madırım? Sıradaki biz diğer taktiklere geçelim. Yok olacaksın, yok olmayacak bu iş böyle. Ya hallolacak, sen merak etme. Ben şimdi okula gidiyorum, tamam mı? Güven bana. Tamam oldu. Sakın gelin üstüme. Üşütme. Oğlum bağla babacıklarına bak. Kayıp düşeceksin ondan sonra. Sen bana lazımsın Olcan. Günaydın. Gir. Günaydın. Ne oldu kız? Ne yakaladın internette yine? Yüzünde böyle garip bir kim, kiminle, nerede gibi bir ifade var ama dur bakalım. Söylesene kim, kiminle, nerede? Ne oluyor ya? Hadi gitmiyor muyuz? Şey... Özge Doruk'la Doruklar'dan. Ne? Hiç bakma. Gel. Müsait misin Resul? Gel Akif. Ya ben dün bir şeyler duydum ama hayırdır? Ne hikmetse sektörde duymayan kalmamış zaten. E öyledir ama. Resul, kara haber tez yayılır. Yani dünya para kazanırsın, kimse duymaz ama batarsın anında duyulur. Böyle. Biz ona battık demeyelim. Bazı sıkıntılar var diyelim. Olur, öyle diyelim. Sen nasıl diyorsan. Öyle diyelim. Ben asıl şey için gelmiştim. Şimdi senin isteğinle biz bu ortaklığı bitiriyoruz ya. Hani paraya filan sıkışacak olursan bu süreçte ben hisseleri senden geri alabilirim. Onu söylemek için geldim. Tahmin edebilirim. Sağ ol düşündüğün için Akif. Estağfurullah Resul. Dostlar bugünler için var. Oldu. Hadi ben odamdayım. Sen de düşün, kararını bana bildirirsin. Aynı Nebahat'ın dediği gibi. Hisselerimi ölü fiyatına almaya çalışacak. Bakalım bir açığı olduğu konusunda da haklı mıymış?
Alo Murat. Dün akşam konuştuğumuz konu hakkında kararımı verdim. Gizlediği, sakladığı her şeyi ortaya çıkarmanı istiyorum. Bilgisayar, klasör, fotoğraf, her ne varsa. Tamam. Sana adresini gönderiyorum. Dikkatli ol. Hadi bakalım, içelim Zeynel Coffee. Günaydın. Ya böyle oturdum ama sorun olmaz değil mi? Ya dünkü ödev için teşekkür etmek istiyorum aslında. İstersen kahvenin yanında cheesecake ısmarlayabilirim. Yok canım, ne gerek var? Rica ederim. Ama olmaz. O zaman yemeğe çıkarırım seni. Yemek mi? Evet. Yok, yok. Hiç gerek yok. Gerçekten rica ederim. Ne oldu? Yine baş başa planlar mı yapıyorsunuz birlikte? Nasıl? Siz dün gece birlikte miydiniz? Evet. Ne oldu ki? Bana niye haber vermedin? Şimdi şöyle ki... Yani benim de haberim yoktu. Özge öyle bir anda... Pardon ya. Doruk'u görmek için senden izin falan mı almamız gerekiyor? Evet. Doruk'la konuşmak için benden izin alman gerekiyor. Yapma ya. Olaya bak. Seni görmek için Asiyecik'ten izin almamız gerekiyormuş. Nedenmiş o tatlı? Tapulu malım falan mı? Tapulu malım değil ama sevgilim. Neyim? Hakikaten mi? Evet Doruk. Sevmiyor muyuz birbirimizi? Sevmek ne kelime be? Ölüyoruz, geberiyoruz hatta aşkımızdan. Evet, gayet iyi duydum bence Özge. Bundan sonra benden habersiz, asla Doruk'la hiçbir şey yapmayacaksın. Zaten senden de hiç hoşlanmıyorum. Gayet net bence her şey. Değil mi sevgilim? Evet, evet sevgilim. Bence de. Çok net. Özgeciğim yani çok haklı Asiye. Bayağı net. Neyse o zaman. Ben ve sevgilim. Gidip bahçede hava alalım biraz. Baş başa ha? Vallahi ben daha süründürürsün sanmıştım Asiye. Eğer Özge ile ders çalışınca bu işin bu kadar hızlanacağını bilsen... ...çoktan kızı özel derse bağlamıştım ya. Saçmalama ya. Kaybettiğimiz zamana yazık. Ya yok. Ondan değil zaten. Neden peki? Yani birazcık ondan. Hepsi tamamen ondan değil. Hmm. Yani birazcık kıskanmaktan... ...birazcık özlemekten diyelim. Öyle mi? Ya da nedense neden ya? Boş ver, barıştık ya. Önemli olan o. Bu arada... ...fark etmedim sanma. Sen az önce sevgili mi dedin bana? Evet dedim. Bu akşam mı geleyim? Tamam, konum atın bana, ben gelirim akşam. Tamam, görüşürüz abi. Ömer, iyi misin? İyiyim ya. İyiyim, bir şeyim yok. Telefonla konuşurken biraz canın sıkkın gibiydi. Ya işten aradılar. Hani akşam böyle ödev falan çok olursa şimdi yetişemem, sıkışırım diye düşünce gerildim öyle. Bir şey yok yani. Ama halledeceğiz ya, hallederiz. Sıkıntı yok. Hallederiz ya. Neyse, kaçtım ben. Ne oldu? Ne canın sıkıldı? Çalışmasına mı? Hem süpermarkette çalışıyor hem de iyi para kazanıyor demiştin. Ya evet, iyi para kazanıyor ama... ...hoşuma gitmeyen ve ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Yani görmediğim yerde yanlış bir şeyler oluyor gibi. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? İşte pek de durup dururken değil. Ne zaman iş aklına bir şey söylesem geliştiriyor, iş konusu açıldığında böyle bir geriliyor falan. Bir de o şefim dediği adamı da gördüm. Biraz karanlık bir tip gibiydi. Bilmiyorum ya, içim huzursuz işte. Bence yok yere endişeleniyorsun Asiye. Ayrıca Ömer yanlış bir şey yapmaz. Yani kafanı takacağın bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Umarım dediğin gibidir. Neyse hadi gel, bahçeye çıkalım. İki dakikaya Fadır'ım gelir.
Evde büyük operasyon başlar. Olcan. Ha. Hani annem senin aklında böyle hareket ediyor ya, bizi evden falan atıyor ya. İşte bence çok çaresizlikten ondan. Sen bu çocuğu çok fazla küçümsüyorsun ama... bu aç doktorunun çözemeyeceği bir hastalık yok ya, ben sana söyleyeyim. Lan kelin ilacı olsa. Başına sürer biliyorum. Atasöz. Sürer. Benim işe gitmem lazım. Geç kalacağım mı çok? Yok kalmam. Ya da bilmiyorum. Tamam dikkat et bak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Önünü kapa. Kustan görüşürüz. Bakalım Asiye endişesinde haklı mıymış? Hoş geldin Orhan'ım. Kırma beni ne olursun. Geç sofraya. Çocuklar nerede? Çocukları yolladım. Sana yumurta kıracak kimse kalmasın ki... kursağından güzel bir yemek geçsin diye. Oturduğum için seni affettiğimi sanma ha. Dengesiz beslenmekten hasta olup da eve ekmek getirememekten korktuğum için oturdum. Aha. Az. Ne sebepten oturduysan oturdun. Önemli olan sofraya oturdun ya. Hadi ye yemeklerimde. Hayırdır ne bunlar böyle? Ha? Sebebi ne? Planın ne senin planın? Planım barışmak, kavuşmak. Orhan'ım yapma böyle ne olursun bak. Vallahi yaşayan ölüye döndüm ha. Bu küslük daha nereye kadar devam edecek? Ben gerçekten çok pişmanım yaptıklarımdan. Aa beni geri alasın, beni geri sevesin diye bak 40 takla atıyorum ha. Çocuklar da çok üzgün. Ben çok mu bayılıyorum ya? Ama senin şu yaptıklarını aklıma geldikçe cinlerim tepeme çıkıyor ha. Affedemiyorum ne yapayım? Haklısın Orhan. Ama bak yeminle diyorum. Bir daha böyle bir şey olursa vallahi seni hiç yormayacağım. Pılımı pırtımı alacağım. Bir başıma gideceğim bu evden. Hem benim hayatta en değer verdiğim şey ne? Çocuklarım. Yok. Para ve çocukların. Canı sağ olsun Orhan. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama yeminle çocuklarımın üzerine yeminle diyorum. Bir daha seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Ne bunlar peki? Olcan'ın fikri değil mi? O yaptırdı sana bunları. He, o seviyor şeyi. Olcan yaptı. Ah, bunları ben yaptım. Ha, doğru, Olcan'ın fikriydi. Hadi git, Allah'ını seversen kalk şu ışıkları yak. Yak da ne yediğimizi görelim bari, hadi. Ha, yiyeceksin yani. Barıştık mı Orhan'ım? Oh, he, barıştık. Ama bana bak, bundan sonra... bak, lafının arkasında durmazsan ben de bu evde durmam, ona göre ha. Allah'ıma bin şükür. Kocam geri geldi. Orhan'ım. Hoş geldin Orhan'ım. Hoş geldin. Tamam hadi yak şu ışığı. Hadi afiyet olsun. Sağ ıspaklı börek yaptım seversin diye. Al. Al gülüm. Bir tane daha ver. Vereyim. Daha da canın çekerse fırında var. Yoğurtta vereyim mi yanına? Yok. Şakşuka ye. Ya söndür şunları Allah'ını seversen. İyi ki doğdun Orhan'ım gibi oldu değil mi? Söndür şunları söndür.
Bunu da sen üfle bak. Bu senin nasibin. Yalnız ne yedik be? Ya pizza yedi de makarnanın daha iyisini yaparım ben. He yaparsın. Hadi aç kapıyı hadi. Baba kapı aç. Ne oluyor lan? Sen çekil bakayım şöyle. Allah Allah. Lan! Hırsız girmiş eve! Bilgisayarım. Bilgisayarım. Ulan Allah belanızı versin be. Ulan bu evin hali ne? Ulan ne istediniz lan bizden? Biz bilgisayarı... Ulan bilgisayarımı da aldınız. Lan içinde 1000 tane dosya var onun. 1000 tane sözleşme var. Şimdi hepsini baştan mı yapacağım? Ulan bittim ben be. Baba benim bilgisayarımı da almışlar. Ulan senin bilgisayarını alsalar ne olacak? Senin bilgisayarında ne var ki ne olacak? 2 tane ödevim var, 3 tane dersim var. Bir daha yaparsın olur biter. Alırız bir bilgisayar daha. Ulan benim evimi tarumar ettiler, evimi. Sen neyden bahsediyorsun be? Ben bahçeye bakacağım. Belki bir ipucu bulurum. Sakın bir yere dokunma bak, parmak izin çıkar, polisi arıyorum. Allah belanızı versin Allah. Beni, beni dön. Beni, dön. Öldürmüş. Ömerlerin babasını inşaattan attığım video var baba. Eğer birinin eline geçerse bitersin bu sefer. Aferin Murat. İyi iş başardın. Evde başka bir şey yoktu. Hepsi bunlar. Tamam Murat. Bu dosyalar bende kalsın. Sen bunları al. Bir şifrelerini kırdır bakalım başka neler bulabiliriz. Tamam efendim. Merak etmeyin. Hamle sırası bende Akif. Bakalım senin bahtına neler çıkacak. Aferin lan. Tam zamanında geldin. Hadi gidelim. Senin bu adamlarla ne işin var Ömer? Borcundan kaçarak mı kurtulacaksın Salih? Yakışır mı lan erkekliğe? Paramı niye ödemiyorsun lan? He? Buraya gelip sana neler yapacağımı hiç düşünmedin mi? Abi yapma ne olur. Verin dersine. Abi öpeceğim. Abi yapmam ya. Öpeceğim abi yapma. Sen de abilerine katıl. Bize yanlış yapmak neymiş anlasın. Abi yapma ne olur abi. Ben yapmasam? Oyun mu oynuyoruz lan burada? Seyredecek misin böyle? Abi ben yapmayayım. Neyi yapmayayım lan? He? Neyi? Sen ne iş yaptığının farkında değil misin? İşe gidip gelmekte para kazanacağını mı zannettin lan? He? Etrafına bak. İyi bak lan. Biz buraya hasta ziyaretine mi geldik oğlum? Benim sinirlerimle oynama çocuk. Adam dövülecekse
bizimle beraber döversin. Madem bana borcun var, benim için hiç gibi çalışacaksın, hiç. He, ben yapamam, edemem. Elimi kirletemem dersen? Bana olan borcunu ödetmek için başka yollar bulurum. Bilirsin bende yol çok. Amcanı sıkıştırırım. Kardeşine hırpalarım. İlla bir yol bulurum. Sen bilirsin. Ödeyeceksin lan parayı. Anladın mı? Ödeyeceksin parayı. Ödeyeceksin lan parayı. Parayı ödeyeceksin. Ödeyeceğim. Anladın mı? Ödeyeceksin lan. Ödeyeceksin. Anladın mı lan beni? Sen sus. Sus. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp.